Futbol severler, ben Selim Demirer. Yeni bir Amatörlük.net canlı yayınında sizlerle beraberiz. Bugün konuklarımızla kadın futbolunu konuşacağız. Kadın futbolunun önemli isimleriyle beraberiz. Hemen konuklarımı kısaca sizlere tanıtayım. Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Erdem Göktürk aramızda. Nur Çelik Spor Kulübü Başkanı Nurcan Çelik bizimle birlikte. Tuzla Sahil Spor Kadın takımı Kulüp Başkanı Kayhan Acar yanımızda ve Beşiktaş Kadın Futbol Takım Teknik Direktörü Mutlucan Zavotçu bizimle birlikte. Tabii her zamanki gibi moderatörümüz Ali Kemal Demir de bizlerle beraber. Programımız başladı. Ben hemen mikrofonu Ali Kemal Demir'e bırakıyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Selim. Hoş geldiniz değerli konuklar. Canlı yayın konuklarımızı Selim tanıttı. Erdem Bey, Mutlucan Hocam, Nurcan Hocam ve Kayhan Başkanımız var. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genelde bölgesel amatörlük, spor amatörlük ve diğer ligleri konuştuk. Bugün ilk defa Kadınlar Ligi'ni, kadın futbolunu konuşacağız. İstanbul'da ve Türkiye'de kadın futbolunu. Erdem Hocam, ben burada hata yaparsam beni siz düzeltin. Estağfurullah. Türkiye'de ilk kadın takımı, yanlış bilmiyorsam, Dostluk Spor. Daha sonra bir Atılım Spor vardı. O dönemler Fenerbahçe'de kadın futbol takımı vardı. Ya da kurmaya çalışıyordu, iyi hatırlıyorum. Daha sonra bir ara verildi, notlarım da var burada. 1954 yılında İstanbul Kadın Futbol Takımı ile İzmir Kadın Futbol Takımları maç yapmışlar, özel maç. Fakat 80'li yıllarda ya da biraz daha önce kadınlar lig olmadığı için Türkiye'de, Erdem Hocam, gösteri maçlarına gidiyorlardı ya da çok mühim maçlardan önce özel maç yapıyorlardı. Şimdi tabii kadın futbolu çok önemli çünkü Türkiye'de takım sayısı hızla artıyor. 150'ye yakın kadın takımı var. Profesyonel 3 lig var ancak hiçbiri profesyonel değil. Bunları konuşalım. Mutlucan Hocam'la Beşiktaş'ı konuşuruz. Yine Mutlucan Hocam da Kadın Futbol Kulüpler Birliği'nin kurucularından. Nurcan Hocam da Nur Çelik'te hem kulüp başkanı hem oyuncu. Kayhan Bey de 2 yıldır Kayhan Bey'i göremiyoruz Selim. Kayhan Bey de 2 yıldır Tuzla Sahil Spor'un başkanlığını yapıyor. Erdem Hocam, biz sizden başlayalım. Türkiye'de kadın futbolu nerede? Siz bize o konularda bilgi verin lütfen. Şimdi Ali Kemal Hocam, Türkiye'de kadın futbolu gelişen bir alan diyebiliriz. Göreceli olarak yeni ama aslında bir hayli de tarihi olan bir yer. Yurt dışına baktığımızda da aslında kadın futbolu erkek futbolunda olduğu kadar eski tarihlere gitmiyor. 1970'lerden sonra yavaş yavaş özellikle toplumsal cinsiyet bilinçlenmesiyle birlikte hareketlenen bir alan yurt dışında da. Türkiye'de de birkaç kere bir lig denemesi oldu. İşte bahsettiğiniz gibi Dostluk Spor'un oldu. Hatta Dostluk Spor'dan önce yanlış bilmiyorsam Kınalıada'da oluşan bir takım var. Bütün bunlarla birlikte başlayan ve son dönemlerde gittikçe ivme kazanan bir alan. Hani Türkiye genelinde baktığınızda ya bütün illere neredeyse yayılmış olan yüzün üstünde ligde yer alan rekabetçi takımın bulunduğu, altyapıyla birlikte 150'lere kulüp sayısı ulaşan bir alan haline gelmiş durumda. Ve bu sürekli olarak gelişiyor. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı ben iyi bir örnek olarak görürüm. Çünkü altlarda olan hareketi gösterir genelde Yıldızlar Türkiye Şampiyonası bize. Bu sene örneğin Kars'tan, Bitlis'ten, Kütahya'dan, Uşak'tan, Bartın'dan, Çanakkale'den, Ardahan'dan bütün bu illerden şampiyona başvuruları olmuş. Dolayısıyla oralara da yayılmış durumda hareket. Ve bu devam edecek. Niye devam edecek? Çünkü yurt dışından gelen çok ciddi bir kadın futbol odağı var. UEFA 2019 yılında 5 yıllık plan yayınladı. Bu 5 yıllık planda 2024 yılına kadar Avrupa'daki kadın futbolcu sayısını 2'ye katlayacağını, lisanslı kadın futbolcu sayısını, okul oyuncusu değil, 2'ye katlayacağını ve kadın futbolunu Avrupa'nın bir numaralı kadın takım sporu yapacağını taahhüt etti. Ve buna göre çok detaylı bir strateji yaptı. Stratejinin önemli bir ögesi iletişim. İletişimle birlikte de Şampiyonlar Ligi finalleri çok farklı oynanmaya başladı. Liglerde, İngiliz liglerinde işte Manchester United'ından Chelsea'sine kadar takımlar
profesyonel takımlar takım kurmaya başladı. Real Madrid direniyordu, Barcelona vardı ama Real Madrid'e de zorla kurdurdular. Ve bu takımlarda artık yavaş yavaş idol oyuncular oluşturulmaya başlandı. Çok detaylı olarak kadın futbolunun cinsiyet eşitliği açısından Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedefleri arasına da giren bir yönü olduğundan hareketle, yani Avrupa'da geliyor bu. Çünkü niye geliyor? Zaten kadın futbolu, erkek futbolu çok yoğun olarak tüketilen durumda. UEFA ticari bir şirket baktığınızda, endüstriyel futbolun en karlı ve en büyük bir hacme ulaşmasını hedefliyor. Erkeklere biraz daha fazla futbol satmak artık bayağı zor. Yani insanın 24 saati var. 24-25. saati satın alamıyor insanlar. Dolayısıyla yeni bir takım tüketicilere ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler hedefleriyle uyuyor ve bu gerçekten sosyal yönü de olan bir alan. Dolayısıyla kadın futbolu gümbür gümbür Avrupa'da geliyor. Sosyal medyamız var. Avrupa kanalları internet üzerinden izlenebiliyor. Bizim Kars'ta oturan ortaokula giden kız çocuğumuz internet üzerinden İngiltere'deki ikonları da görüyor. Orada nasıl maçlar oynandığı, nasıl iletişimler yapıldığı, kadın futbolunun nasıl geliştirildiğini de görüyor. Avrupa'nın bu 5 yıllık hedefle gittiği yol Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi görünür durumda. Dolayısıyla dipten de bir talep geliyor. Bu taleple birlikte kadın futbol takımlarının sayısı artıyor ve futbol oynama hakkını talep ediyor kız çocukları ve kadınlar. Şimdi bu noktaya geldiğimizde dışarıdaki gelişmeler, içerideki gelişmeler, Türkiye'de futbol alanı kanunla belirlenmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu tekel durumunda. Dolayısıyla hiç kimsenin kalkıp da ben farklı bir şey yapacağım deme şansı yok. Futbol Federasyonu'nun bu talebe cevap vermesi gerekiyor. Cevap verebiliyor mu? İyi niyetli bir takım açıklamalar var. İleriye dönük olarak olumlu düşünmeyi getiren bazı sözler kullanılıyor. Fakat hala bir pek çok gelişim fırsatı var. Hani programın ilerleyen safhalarında nasıl gelişim fırsatları var, neler yapılabilir? Hani buradaki hocalarımın üçü de yani en ince detayına kadar zaten bu şeyleri biliyorlar. Bunları konuşuruz. Hocam devam ederiz böyle. Esasında siz burada biraz da programı yöneten kişi olacaksınız. Çünkü Kulüpler Birliği Başkanlığı ve kadın futbolunu yani hepiniz çok iyi biliyorsunuz ama siz daha böyle bir işin farklı boyutundasınız. Birlik başkanı oldu. Sizin kongre vardı. O da herhalde pandemi sebebiyle ertelendi değil mi hocam? Biz Haziran ayında genel kurulumuzu yapacaktık. Yeni bir yönetim oluşacaktı. Devam edecektik. Ama pandemi nedeniyle işte galiba bir 6 ay erteleme oldu. Bu yılın içinde ikinci genel kurulumuzu yaparak devam edeceğiz. Kulüpler Birliği'ni iki cümle edeyim. Oradan teşekkür ederim yönlendirme için. Ben direkt kadın futboluna daldım ama. Kulüpler Birliği'ni biz 2017 yılında kurduk. Neden kurduk? Kulüpler çok dağınık bir yapıya sahipti. Ve kulüplerin içinde bulunan bir takım olumsuz görüntüler çok öne çıkarılıyordu. Biz dedik ki, kulüpler olarak biz bu işin içindeyiz, paydaşıyız, geliştirmek istiyoruz. Geliştirmek için ne yapmamız gerek, bir araya gelelim ve olumlu öneriler sunalım. Bu işi pozitif olarak geliştirmeye çalışalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da yanında, arkasında destek olan bir kulüpler birliği olsun dedik. Ve bizden önce yapılan çalışmalar vardı. İşte Hasan Şahinkaya başkanım vardı Trabzon'dan, Yaşar Kalender başkanım vardı Kireçburnu'ndan. Pek çok kişinin emek verdiği bir alan aslında bu. O dönem dernekleştirmek bize nasip oldu. Ve amaç tamamen şeyi bırakalım, yani küçük tartışmaları bırakalım, büyük resmin düzelmesine odaklanmaya çalışalımdı. Ve ilk yaptığımız şey de zaten Okan Üniversitesi ile Lale Orta Hocam'la ve KASFAD'la, Kadınlar İçin Fiziksel Aktivite ve Spor Derneği ile Canan Hocam'la bir kadın futbolu çalıştayı yaptık. Türkiye'nin ilk kadın futbolu çalıştayını Okan Üniversitesi'nde yaptık 2018 yılında. Buraya futbolcular katıldı, kadın futbolcular, kadın hakemler katıldı, kadın antrenörler katıldı, kadın futbol kulüpleri katıldı ve çeşitli alt gruplar halinde bu alt grupların bütün problemleri masaya yatırıldı ve çok kapsamlı bir rapor hazırlandı.
Bu rapor daha sonra Futbol Federasyonu'yla da paylaşıldı. Ve o günden sonra da zaten biz sürekli olarak ve tutarlı olarak büyük resmin gelişmesi nasıl olmalı diye toplantılarımızı yaptık, görüş alışverişinde bulunduk, statü çalışmalarında görüşlerimizi her zaman için federasyonun önüne koyduk ve olumlu etki yaratma amacıyla sürekli işin içinde olmaya çalıştık. Olduk olamadık. Yani bu çeşitli faktörler var. Biz de daha iyi yapabilirdik, biz de daha iyi dinlenebilirdik, farklı şeyler de olabilirdi ama bu geçtiğimiz süreçte Mutlucan Hocam'la Nurcan Hocam çok iyi hatırlarlar. Bizim ilk çıktığımızdaki amaçlarımızdan bir tanesi iletişim kanalı olmasıydı. Çünkü o dönemde kulüpler hiç dinlenmiyordu. Geldiğimiz noktada şunu söyleyebilirim ki federasyon yapmak yapmamak ayrı bir şey fakat her durumda biz gittiğimizde bizi dinler durumda ve onlarla görüş alışverişi yapabiliyoruz. Her zaman anlaşamıyoruz, anlaşamayabiliriz ama kulüplerin ortak görüşlerinin ne olduğunu federasyona ilettiğimiz bir kanalımız var Kulüpler Birliği aracılığıyla. Şeyi konuşuruz hocam, federasyonun bakış açısını. Çünkü Nihat Özdemir 3 defa son zamanlarda demeç verdi. 3 demeci de bir sonrasına atıldı. Yani hatta en sonunda yanlış hatırlamıyorsam hem Avrupa'da hem Türkiye'de FIFA ve dünya kadın futboluna çok önem veriyor. Biz de bunun gerisinde kalmayacağız dedi ama ne yapacaklarını söylemedi. Sonra bir şeyler daha söyledi. Önce Erkekler Ligi'ni bitirelim, halledelim sonra kadınlara bakarız dedi. Öyle kaldı o iş. Yani bunları konuşalım. Şeyde konuşalım. Yani Nihat Özdemir iyi niyetli açıklamalar yapıyor. İlk geldiğinde de zaten ilk basınla konuşmasında gene Hakan Çelik'le yapmıştı CNN Türk'ten. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayıydı. Orada da kadın futbolundan bahsetmişti. Kadın futbol kulüpleri arasında çok büyük sevinçle karşılanmıştı bu. Ya ilk kez bir federasyon başkanı bizden bahsetti diye sevinmişti kadın futbol kulüpleri. Memleketi ziyaretinde de kadın takımları var. Şunun evet, Zeki Başkanım da orada kendisi de şeyi de tanır. Nihat Özdemir de tanır. Gerçi bu sene devam edemedi ligi ama olsun. Şeyde. Nihat Başkan'ın konuşmaları hep çok iyi niyetli. Hep geleceğe dönük olarak kadın futbolunu önem verdiklerini, dünyadaki gelişmelerin farkında olduklarını, iyi şeyler yapmak istediklerini söylüyor. Bir burada işte Nihat Özdemir geleli 9-10 ay oldu herhalde. Artık birazcık şey görmek gerekiyor. Bu niyetin ötesinde bir takım dönüşler görmek gerekiyor yapılacak işlerde ki önümüzdeki dönem şimdi pandemi dönemi çok da fazla yüklenmenin anlamı yok ama 2020-2021 sezonu buradaki değişimi yapmak için en azından başlama adımı olabilir diye düşünüyorum ben. 9 ayda 3 demek iyi esasında. Yani fena değil. Yani kendisinin ilk kadın milli maçına giden federasyon başkanı olduğunu da söylemek lazım tabii. Tabii iyi yönlendirilirse, iyi anlatılırsa. Çünkü hocam, şimdi ben Mutlucan Hoca'ya geleceğim. Kadın futbolu Türkiye'de inanılmaz yayıldı. Yani siz biliyorsunuz ama biz bunları söyleyeceğiz. Hakkari'de kadın futboluna inanılmaz bir rağbet vardı. Yani bunlar ne yapıyor diye izlemeye gelmişler. O bir de orada hani böyle bir valiliğinle desteklediği bir proje, sosyal proje. Düşünsenize yani Hakkari'nin profesyonel takımı yok. Bir işte Hakkari Spor bir ara üçüncülükteydi. O Gediz Göz zamanı. Yüksekova baldaydı, çıkamadı. Ama Hakkari kadın takımı hem milli futbolcu veriyor hem de birincilikte oynuyor. Ağrı'yı falan konuşuruz tabii. Hocam Mutlucan Hoca'ya dönelim mi? Müsaade var mı? Zaten buyurun tabii ki. Oralara çok da seviyor. Hocam sizin memleket de o taraflar değil mi Mutlucan Hocam? Ya demin Erdem Başkan söyleyince ben de geçenlerde bir sosyal medyada görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Benim memleketimi de bu arada açıklamış oluruz. Her yerde vardı, orada yoktu. Öyle gireyim memleket, böyle dinleyecek gibi. Ben anlatamadım hocam. Neresiydi? Kars. Yani Türkiye'de her yerde kadın futbol takımı vardı. Neredeyse bütün illerde Kars'ta yoktu. Iğdır'da, Ardahan'da vardı. Eski ilçeleri Kars'ın oralarda bildiğiniz gibi. Sonunda Kars'ta da kuruldu. O da beni çok mutlu etti. Bu vesileyle de memleketimize bir selam yollayalım. Evet. Hatta bizim Tokat'ta, benim memleketimde de iki tane var herhalde. Bir tanesi işte Erbaa Güreş İhtisas'taydı. Sonra ayrıldı. Hoca kendi adını verdi. Ufuk Keneş Gençlik Spor diye. Olsun, çok güzel bir şey. Yani Türkiye'nin her tarafında var. Konuşuruz. Erdem Hocam yardımcı olacak. Ben de bir takım notlar aldım. Biz de esasında kadın futbolunu sizlerle sevmeye başladık. Yani işin tabii şeyinde ben 90'lı yıllarda Dinar Suyu falan izliyordum.
Ama atılım sporu bilmiyordum. Sonra oradan ayrılanlar kurmuşlar. Fenerbahçe'nin o zaman var olduğunu hatırlıyorum. Çünkü birkaç futbolcu Fenerbahçe'ye gitmişti. Ama Fenerbahçe kadın futbol takımını kapattı. Galatasaray kurdu, kapattı. Beşiktaş 3. ligden başladı. İlk zamanlarınızı hatırlıyoruz. Sizin kat ettiğiniz mesafe muhteşem. İşte bir de kulüp olarak da artık çok büyük önem veriliyor. Hatta biz sizi yayına çıkartmak için kulüpten izin aldık. Dediler ki seve seve. Yani çok teşekkür ederim. Yardımcı oldular bize. Çünkü kulüp de çok güzel bakıyor. Ama siz geçtiğimiz aylarda 40 bin kişiye oynayarak Türkiye'de yani olmaz denileni yaptınız. Bu harika. Hocam Beşiktaş kadın futbol takımına emekleriniz var. Tabii kulübün çok büyük emeği var. Ahmet Nur Çebi başkan, daha önceki başkanlar ama ilk başlarda böyle bir ilgi yoktu. Sonra inanılmaz boyuta geldi. Şampiyonluk var. Siz bize hem kadınlar futbolunu hem de Beşiktaş'ı anlatır mısınız? Sizden onu rica edelim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sen en baştan beri zaten hikayenin başlangıcından beri neredeyse beraber olduğumuz için biliyorsun. O yüzden övgü dolu sözlerin için teşekkür ederim abi. Ama tabii biz bir şekilde görünen yüzü oluyoruz. Sahnedeki kişiler oluyoruz ama demin de söylediğim gibi yöneticilerimiz dünden bugüne yani 2012'nin Kasım ayında biz başlamıştık ilk çalışmalara. O dönemki ikinci başkanımız yani şu anki başkanımız Ahmet Nur Çebi o zaman ikinci başkanımızdı. O da çok destek oldu. Berkan Gocay çok destek oldu. Birçok yöneticimiz, başkanımız çok destek oldu ve bütün sporcularımızla, bütün idarecilerimiz ve taraftarımızla bir hikaye yazdık 8 sene içinde ve o hikayenin bir sahnesi de yani şu ana kadarki en son sahnesi de dediğiniz gibi Vodafone Park'taki o 40 bin küsür kişinin taraftarın önüne çıktığımız sahneydi. Sizin de dediğiniz gibi Fenerbahçe 1994 yılında Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın bir girişimiyle bir kadın futbol şubesi kurmaya çalıştılar diyeyim. Çünkü tam da olmadı yani açıkçası. Olmadı. Maalesef. Çünkü kadın futbolunda çok adanmışlık ve ne derler ekstra çaba sarf edilmesi gereken bir alan olduğu için o dönem olmadığını düşünüyorum. Sonrasında da Galatasaray şube kurmadı. Galatasaray sadece altyapıda liglere katıldı. Aslında buradan da hani bunu yanlış anlaşılmasın, mütevazilikle söylemek istiyorum aslında. Başka yerlere gitmesin. Galatasaray da lige Beşiktaş soktu aslında. Yani buna Erdem abi de şahittir. Onların futbol okulu öğrencileri vardı. Verdiğimiz destekle hani Galatasaray'la Beşiktaş'ın aynı ligde olmasının kadın futboluna ivme katacağının düşündüğümüz için onlar da sağ olsunlar Minikler Ligi'nde girmişlerdi. Sonrasında Gençler Yıldızlar'da girdiler birkaç sene ama yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılından beri de onlar da durdurdular faaliyetlerini maalesef. Bu anlamda tabii 3 büyükler içinde, 4 büyükler içinde tek kadın futbol şubesi olarak biz tek başımıza maalesef mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Buradan onlara da selam olsun. Yani köklü kulüplerimizin, lider, önder kulüplerin bu alanda yapacağı yatırımlar bu işin ivmesinin hızla gelişeceğinin işareti olacaktır. Çünkü milyonlarca kız çocuğu futbol oynamak için bekliyor. Biz onlara öncülük etmeye çalışıyoruz Beşiktaş olarak diğer kulüplerimizle beraber. Umarım bundan sonraki dönemde de aynı hızla ivmeyi artırırız, başarılı oluruz diye düşünüyorum. Hocam size bir daha döndüğümde ben unutursam siz direkt konuya gireyim. Yani ilk işe başladığında Beşiktaş Store'dan forma alarak maça çıkan takımdan forma satan takım haline geldiniz. Bak burası çok önemli. Yani yanlış hatırlamıyorsam Erdem Bey de bilir. Veli arabalarıyla büyük emeklerle ama şimdi benim kızları izliyorlar. Hatta o gün maça gelemedik biz. Bir turnuvadaydık. Dediler ki bizi götür. Hakem de iyiydi. Bizim kız iyi maç yönetti o gün. Allah'a var İki yani. Tane penaltımızı vermedi ama. Bu kadar olur canım. Yok. Asen Hoca'ya da selam olsun. Çok tanıdık hakemden sahada dost olmaz. Tanıdık hakemden ama bizim kızımız da iyi maç yönetti. Yok, fakat kesinlikle. Yani Türkiye'de 40 bin kişi oynanan maç muhteşem bir olay. Hocam ona dönelim. Hakikaten tamam. Çok güzel. Yani bir Ajax falan olduk değil mi? Bir o kadar kaliteli oldu bizim. Amerika futbolu, o kadınlar futbolu kadar olduk yani 40 bin kişiyle. Yani Ajax demek biraz talihsiz ama siz diye düşünüyorum. Onlara mağlup olmadınız değil mi hocam? Biz onlara mağlup olmadık yani. Evet. Biz Beşiktaş'ız. Biz de Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesiyiz. Yok, seyirci açısından diyorum Ajax. Yani. Biliyorum tabii. Ya, seyirci açısından da onların statları o kadar büyük değil. Biz aslında şöyle söyleyeyim. Avrupa'da 3. 4. taraftar rekoru olarak oldu. Bir tane 60 bin seyircinin oynandığı bir maç var. 60 bin küsür. Atletico Madrid Barcelona maçı var. İtalya'da
Juventus Torino maçı var, 44 bin kişi. Bir de İngiltere'de bir maç var, 35 bin kişi. Chelsea Manchester United maçı olabilir. Biz de o sıralamadayız ama bizim 33 bin olarak açıklandı biletli olarak. Çünkü gişelerden okutulan rakam ama onun çok çok üstünde olduğunu biliyoruz. Tabii, tabii. Ya biz bile hani çok niyetlendik. O kadar ilgi vardı. Harika bir olay. Hocam döneceğiz tekrardan. Sorular da gelmeye başladı. Ben Nurcan Hocam'a geleyim müsaadenizle. Nurcan Hocam eski bir milli kalecisiniz. Evet. Zaten Lale Hoca da eski kaleci. O da değil mi? O da kaleciydi eskiden. Evet, Lale Orta'nın belgeselinde de yer almıştım. Kendisi futbola ilk başladığım dönemlerde aktif hakemlik yapıyordu. Maçlarımızda da birkaç maçımızda yönetmişliği var. Orta, tabii yani kadın futbolunun da gelişmesinde hem hakem hem futbolcu olarak çok emek verdi. Çok daha önceleri var. Benim şimdi aklıma gelmeyecek. Hatta 60'lı yaşlarda olan kadın sporcular var. Hatırlıyorum o zamanlar. Yani tabii hepsinin bir şekilde faydası oldu ama Lale Orta bir kadın hakem olarak kadınların evet, da erkek sporu denilen bu futbolda yer almasına. Hatta Nurcan Hocam ben şey biliyorum, kadın olduğunu gizleyen genç kızların şapka takarak işte ne bileyim saçlarını kısa keserek erkek gibi oynadığını falan da biliyorum. Ya yani. Oynamaktan ziyade belki o dönemlerde çok fazla hani sokakta bulunmak doğru olmuyordu ve onlar da kendilerini kamuflaj edip böyle bu şekilde antrenmana gelen arkadaşlarımız vardı. Üzgünüm o dönemlerde izin verilmiyordu belki futbol oynamalarına. Dolayısıyla onlar da kendilerini o şekilde kamuflaj edip işte sahalara kadar ulaşma imkanları sağlıyorlardı kendilerine. Nurcan Hocam sizin takım ikinci şampiyonluk mücadelesi veriyor. Nur Çelik. Esasında bir ara Akdeniz Nur Çelik'ti galiba. Aslında biz İstanbul Nur Çelik'tik. Takımı ilk kurduğumda, 2010 yılında kurduğumda İstanbul Nur Çelik'ti. Ben o dönem Kıbrıs'ta Akdeniz Spor Birliği'nde futbol oynuyordum. Oradaki takımı birleştirince sponsorumuzun isteği üzerine Akdeniz Nur Çelik Spor olarak. Nur Çelik, Nurcan Çelik'ten mi geliyor hocam? Nur Çelik benden geliyor, Akdeniz de Kıbrıs'tan geliyor. Şimdi siz tabii ikinci ligde şampiyonluğa oynuyorsunuz ama sizin başka bir özelliğiniz var. Hem oyuncu hem kulüp başkanı. Yani evet. Küçük çekmece hem idareci hem futbolcu. Hem futbolcu tarafından bakıyorum olaya hem de idareci tarafından bakıyorum olaya. Aslında nereden bakarsam bakayım işin içinden çıkamıyorum da diyebiliriz. Ali Kemal Hocam, bir küçük not. Nurcan Hocam'ın antrenörlüğü de var. Var var ama onu söylemek istemedi. Öyle mi? Şimdi tabii, antrenörlük tabii. Yapmadığım için antrenör arkadaşıma da ayıp olsun istemiyorum. O yüzden. Ha şu an için değil ama evet. Antrenörlüğü var. Nurcan Hocam, ben sizden Nur Çelik Spor'u hem anlatmanızı, tanıtmanızı tanımayanlar için bir de Küçükçekmece'de bir kadın futbol takımının neler yaşadığını bize buradan bizi izleyenlere aktarmanızı istiyorum. Evet. Yani eskiden ilgi var mıydı? Şimdiki alaka nasıl? Nur Çelik Spor nerelerde evet. Ne yapar? Evet, şöyle. Ben Zeytinburnu Spor'da futbol oynuyordum. Orada bize yani ilk etapta biliyorsunuz o zaman profesyoneldi Zeytinburnu Spor Kulübü. Evet, güzel olanaklar sağlamıyordu ama daha sonra tabii küme düşünce, alt taraflara düşünce yeterli destek alamadık. Hem belediyeden alamadık hem de kulüpten yeterli destek alamadık. Dolayısıyla orada biraz böyle bir sıkıntılar falan yaşandı derken ben de Küçükçekmece'ye yerleştim ve orada bir kadın futbol kulübü kurmak istedim. Bir de orada bize ilgi biraz daha iyiydi. İnsanlar daha sıcakkanlıydı ve kadın futbolu onların da ilgisini çekiyordu. Onların da bizi çekmesiyle beraber bu oluşumu orada yapmak istedim. İyi de yapmışım, çok da mutluyum. Çünkü gerçekten kulübümüzün olduğu yer futbola aşık bir yer, futbolu iç içe bir yer. Ve her şekilde destekliyor. Şimdi belediyemiz de biraz daha bize daha yakın duruyor. Dolayısıyla güzel de bir süreç geçiyor bizim için. O yüzden çok şanslıyım bu konuda. 2010 yılında kurdum ben de kulübümü. O zaman da aktif futbol oynuyordum. O dönem küçük bir rahatsızlık yaşamıştım ve futbola devam edememiştim. Hatta kurduğum takımda da oynamamanın üzüntüsü vardı. Aslında bugün futbol oynuyor olmamın nedenidir bu. Onun hırsıyla işte hayata da bağlandık. Taneye şükürler olsun ki bugün de sağlığımız yerinde. Şu anda da Kadınlar 2. Ligi'nde müsabakalarımızı yarış maçı işte kazanırız kazanamayız, şampiyon oluruz olamayız ama kadın futbolunda sonuna kadar yer alacağımızı söyleyebilirim.
Ben de inanıyorum size. Ya izlediğim kadın takımları arasında belki İstanbul'da en azı sizsiniz ama bizim samimi olmak lazım. Yılmaz Aktepe hocamızla. Evet, biz Ahmet daha Karal çok altyapı takımıyız. Ahmet Karal abimiz, biraz da Ahmet abi çok takip ediyor. Evet. Kadın, onun hakkını yemeyelim şimdi. Evet. Onun da bize sonsuz desteği var. Ona da teşekkür ederiz. Bütün kızları böyle kendi evladı gibi görür. Bütün kadın sporcuları çok da sever. Onun da emekleri var ama tabii siz emekleriniz büyük. Ben sağlık konusuna girmeyecektim. Sizde artık Karadeniz hastalığı diye bilinen malum bir hastalık var. Allah şifa versin. Evet, galiba biz o Çernobil'in sıkıntısını yıllar sonra. Bize çocukken derlerdi işte 20 yıl sonra sizin de bak başınıza gelecek bu işte bu hastalık, hani dikkatli olun, kontrollü gidin diye. Hakikaten o 20-25 yıl, 30 yılı bulan süreçte de başımıza geldi ki bizim ailede de hemen hemen herkes bu hastalıktan maalesef kaybımız oluyor. Olsun. Yani hayat var olduğu sürece bırakmamak lazım. Sporun da gücü işte burada ortaya çıkıyor. Sporcu insan bilirsiniz, savaşçı insandır. Dolayısıyla savaşır ve her türlü mücadeleden galip gelir. Hocam sağlık diliyorum size. Nurçelik tabii sizin iyileşmenize katkı sağlayacaktır, ondan eminim. Bir de şampiyonluk gelirse daha güzel olacak. Ben müsaadenizle başkanıma döneyim. Daha sonra bir soru var. Devam ederiz Erdem hocamla. Zaten bundan sonra düzensiz gideriz. Ben belki soru sorabilirim. Siz bir konu aktarırsınız. Bu şekilde devam ederiz. 90 dakika süremiz var. Kayhan Başkanım, Kayhan Başkanım beni duyuyorsunuz değil mi? Siz de kadın futboluna hoş geldiniz. 2 yıl oldu. Tuzla sahil spor olarak ama çok güzel. Ben takip ediyorum. Yatırımlar var. Tuzla'da kulüp binası. Altyapıdan başladınız. Başkanım siz 2 yılda neler yaptınız, neleri hedefliyorsunuz ve Tuzla Sahil Spor şu anda ne durumda 2 yılda? Şimdi ben şöyle başlayayım. Tuzla Sahil Spor'un kurulumundan kısaca bahsedeyim. Evet. Bizim erkek takımımız vardı. Daha önce ben erkek takımının yöneticiydim. Bizim 2 tane kız vardı orada top oynayan. Biz bunları erkekliklerinde oynatmayı düşündük U13 liginde. Ama bunu FEN izin vermedi. O 2 tane kızımız emin olun kendinden yaşça büyük erkeklerden daha güzel oynuyordu. Biz bir proje başlattık. Gökhan Hocam, İsmail Hocam, Mustafa Hocam belki tanırsınız kendilerini. Kulüp kurmaya başladık. Kulüp kuralım dedik. Böyle bir şeye geçtik. Ve altyapıya emin olun çok bir yatırımlar yaptık. Şu anda 100'e yakın oyuncumuz var. A takıma 1 yaptıysaz altyapıya 5 yaptık. 100'e yakın oyuncu topladık okullardan. Şu anda çok iyi altyapımız. Yani çok çok üzerinde. Bir 5 yıllık bir proje hedefledik. 3. ligden 2. lige. Nasip olursa oradan 1. lige. Yatırımlarımız çok güzel. Başkanımız, belediye başkanımız sağ olsun tam desteklerini veriyor bu kulübümüze. Binamızı yaptık ama hedefimiz farklı. Tesisleşmeye gidiyoruz. Şu an tesisleşme için yer arıyoruz. Arazi arıyoruz. Bulursaz yani imkan el verdikçe tesisleşeceğiz. Güzel bir stat yapacağız şu anda. Tuzla'da arazi var başkanım. Efendim? Tuzla'da diyorum arazi var diyorum yani. Arazi bulmak zor. Arazi var ama gerçekten tesis yapmak için arazi bulmak zor. Belediye başkanımıza biz bunu söyledik ama arazi yok. Şu anda arazi yok. Var. Yani, kırsal kesimlerde arazi var. Tuzla'da bile arazi yok diyorsak başkanım eyvah yandık o zaman biz yani. Evet. Ama emin olun bulacağız araziyi. Tesisleşmeye gideceğiz. İstanbul'un Ümraniye'den sonra kadın futbolu çok nadir değil mi Erdem hocam? Yani Tuzla daha önce kadın futbolu yoktu. Tuzla yani o bölgede Çağdaş hocam Pendik'te bir yapılanma yaptı. Genelde Pendik orayı kapsıyordu. Tuzla özelinde bir şey yoktu. Tuzla'da sahil spor ilk oldu. Çok da koordine bir şekilde girdiler aslında. Evet. Peki başkanım buyurun. Şu anda bir Pendik Çamlık Spor var ama Çağdaş hocayı tebrik ediyorum bu arada. Çok güzel bir takımı var. Yani onu örnek alıp da bu işe girdik açık söyleyeyim. Çağdaş Hoca'yı takip ediyoruz bu konuda. Başkanım ben şimdi bir Nurcan Hocam'a bir soru sorayım. Yani genel bir soru. Hocam kadınlar futbol oynuyor tabii insanların tepkileri farklı ama
Esasında kadın futbolu diğer tüm liglerden daha fazla aşama kaydediyor. Mesela İstanbul'da 13 tane sırf üçüncülük takımı var. İkincilikte 2 tane, 4 tane birincilik de var. Süper Lig takımlarımız var. Türkiye'nin de değişik illerinde var. Mesela Muğla Közce'de Jetgiller diye bir takım var yanlış bilmiyorsam. Yani böyle biraz sempatik gelsin diye. Nurcan kadın hocam. Üçüncülükte kadın futbol takımı mı? Evet. Futbol erkek sporu mu? Kadınlar bu spor dalında ne kadar başarılı olur? Ya da hani gelinen noktada kadınlar ne kadar aşama kaydetti kadın futbolunda? Yani ben futbolun erkek sporu olduğunu düşünmüyorum ama erkekler tanıttığı için bence onlar üzerinde kalıplaşmış bir durum var. Dolayısıyla şimdi biz en çok işte erkekleri görüyoruz değil mi? Yani bugüne kadar da hep erkek futbolu daha popüler. Dolayısıyla hani onların üzerine yapışmış bir durumda. Nasıl voleybol işte kadınlara daha özgü duruyor. Futbolda erkeklere sanki daha özgüymüş gibi duruyor. Ama bence yani kadında futbol daha estetik duruyor. Belki kas kuvveti erkeklere nazaran hani aynı seviyede olmayabilir ama estetik açıdan bence kadın futbol oynadığı zaman daha güzel, daha show girl duruyor. Yani çok estetik buluyorum açıkçası kadınla. Hocam yani bazı aileler daha minik yaşlarda kızlarını futbola göndermemeyi tercih ediyor. Bunun da tabii açıklaması fizik yapıları değişir. İşte erkeğe benzerler. Var mı böyle bir şey Nurcan hocam? Yani ben bunu çok doğru bulmuyorum. Kendimden örnek verirsem bugün yok, zaten size bakınca doğru olmadığını anlıyoruz. Orada bir sıkıntı yok yani. Öyle bir erkeksi bacaklarımla bir dönüş olmadı. Çarpık bir kemik yapım oluşmadı. Yani bu sonuçta bir genetik bir şeydir. Yani neyseniz olsunuzdur. Yani en fazla kaslaşırsınız. O da sporun zaten yani genetiği bu. Şeyi bu yani. Oluşumu bu. Evet. Yani baskette oynarsanız bu. Voleybolda oynarsanız bu. Yani çok fazla değişeceğini düşünmüyorum açıkçası bu yönde. Ben de sizin aynı fikirdeyim ama. Belki Adele biraz daha yoğun olabilir. Sadece futbolda olmaz ki diğer boksta da olur. Değil mi? Tabii ki. Yani ben aslında bu görüşe katılmıyorum. Ben de katılmıyorum ama işte ailelere bunun aktarılması lazım. Yoksa Hakkari'de, mesela Hakkari'de biz bir gün Ankara'da maça gittik Vatan Spor'la. Cemile diye bir, herkes Cemile abla diyordu. Öğretmendi galiba. O da evet. Hakkari'de değil. Sanki Diyarbakır'da falan yaşıyordu. Yani tam hatırlamıyorum. O takımı yönetiyordu. Evet. Ama hani kendisini de oyundan çıkartıyordu. Onunla böyle biraz sohbet etmiştik ama şey dedi yani biz bu işi seni Hakkari'de yapacağız. Çok da milli futbolcu vereceğiz. Bak dedi neler yapacağız. Yani hakikaten Hakkari'de, Ağrı'da, Van'da, işte Mutlucan Hoca'nın memleketi Kars'ta, Ardahan'da sizin Artvin'de ama Artvin'de kadın futbolu yok galiba. Henüz yok ama belki olur. Evet, Rize'de, Trabzon'da yani Türkiye'nin dört tarafında var. Ben şimdi Mutlucan Hocam'a bir soru sorayım. Sonra Erdem Bey'e bir soru soracağım. Nurcan Hocam. Döneriz böyle devam ederiz. Mutlucan evet. Hocam, sizin biraz daha teknik adamlığın dışında sosyal bir yapınız da var. Mesela Cem Çalışkan demiş ki burada size biraz da espriyle karışık soru sormuş. Hakkari maçına gidemeyince neden stres yaptı demiş Cem. Açıklamasını istersen özelden yap. Sıkıntı yok. Cem hocama çok sevgiler. Kendisi TÜFAT'ın kurum olarak da selam gönderiyor. TÜFAT evet. İstanbul olarak çok selam gönderiyor. TÜFAT'ın çok değerli bir mensubu. Benim de UEFA A kursundan kursiyer arkadaşımdır. Çok da değerli bir abimdir. Orada vurgulamak istediği konu şu. Bizim Hakkari maçı benim kurs dönemine denk gelmişti. Ve maalesef bütün uğraşlarımıza rağmen sonuçta UEFA tarafından yönetilen bir program olduğu için federasyon doğal olarak izin vermemişlerdi. Ben gidememiştim o maça hafta içi olduğu için. Ve tam maçın olduğu haftada hatırlarsınız bazı talihsizlikler de oldu. Çığ düştü Van'da. Yani tam bizim takım otobüsünün geçtikten yarım saat sonra o bölgede çığ düşmesi, işte insanlarımızın hayatını kaybetmesi, akşamına uçak Sabiha Gökçen'de düştü falan. Ben bir de şimdi yaklaşık 220 maça falan çıktım takımın başında. Yıldızlar, minikler, A takım, futsalı vesaire kadın futbol takımıyla. Ve hayatımda ilk defa bir maça atılmamış olduğum bir maça. Atılıp sahaya çıkamadığım maçlar oldu iki kere. Ama ilk defa bir maça çıkamadım takımla beraber ve takımla gidememiştim. Ve inanılmaz psikolojik olarak sıkıntılı iki gün geçirmiştim. Ve bunu da tabii kursiyer arkadaşlarıma yansıttığım için Cem abi de onu vurgulamış. Buradan herkese de selam olsun. Hocam şimdi son yıllarda yani 2010'dan sonra Türkiye'de kadın futbolu en üst seviye birincilikte
Ataşehir Belediye işte 3 defa, Konak Belediye, hatta Konak Belediye bir ödül de vermiştik Erdem Bey'le ödül töreninde. Konak Belediye 5 defa şampiyon oldu. Hatta UEFA şampiyonluğuna katılmıştı. Siz de en sonunda şampiyonluğu bir baraj maçı sonrasında değil mi Antalya'da? Final maçı. Final maçı oluyor. Şimdi hocam ben size şunu soracağım. Birinci ligde oynuyorsunuz. Adınız profesyonel lig. İşte maç düzenlemesi öyle yapılıyor. Futbolcular da yabancı oyuncular var. Bunları transfer ediyorsunuz. Hatta benim bildiğim Erdem Bey hatam varsa düzelsin. Bu oyuncular Türkiye'ye geldiğinde profesyonel olmuyorlar. Amatör statüye iniyorlar. Gittiklerinde yeniden profesyonel futbolcu oluyorlar. Ama siz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyorsunuz. Orada da ya, nispeten çok iyi sonuçlar aldınız. Fakat şunu soracağım size. Türkiye'de kadın futbolu hep böyle amatör mü kalır? Yani profesyonel ligdeyiz, amatör statüdeyiz. Bu bir gelişmeyi engellemez mi Mutlucan Hocam? Ya şöyle söyleyeyim, ben kendi fikrimi söyleyeyim öncelikle. Bence amatör spor, amatör branş diye bir şey yok. Bu dünyadaki en büyük yalanlardan ve birisinin çıkıp ortaya attığı ya da bir oluşumun gerçekleştirdiği bir yanlış. Çünkü yönetmesi daha kolay olduğu için. Yani şimdi ben size şunu sorayım. Şimdi bizim oyuncularımız para kazanıyorlar. Hatırı sayılır paralar kazanılıyor kadın futbolunda. Ha tamam, herkes kazanmıyor belki ama işte yabancı oyuncu getiriyoruz, gönderiyoruz. Şampiyon olduğumuz zaman kupa alıyoruz. Haftada 5 gün antrenman yapıyoruz. Oyuncu sahada kafaya tekme sokuyor. Tekmeyi kafaya sokuyor. Yani buna nasıl amatör branş diyebilirsiniz? Yani bunu nasıl ayırt edebilirsiniz? Bunu ben bir türlü şirazem almıyor. Onu öncelikle belirteyim. Amatör dediğimiz spor şudur. Beraber toplanırız. Akşam 6 kişi, 7 kişi halı saha maçına gideriz. O amatördür. İşin içinde rant yoktur, para yoktur, hırs yoktur, şampiyonluk yoktur. Ya da toplanıp gidersin, tenis oynarsın arkadaşlarına falan. Bence bu böyle bir yanlış bir algı var. Amatör branş spor diye bir şey olmaması gerekiyor. Böyle bir ne derler, başlığın olması bile bir kere yanlış. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetiliyor bu ligler. Ve neden dediğiniz gibi arada bu kadar uçurum var? Onu şöyle kısaca ben birkaç notla size açıklayayım. Şimdi öncelikle bizim departman sürekli vurguladığımız bir durum var. Erdem Başkan da bunu söyler sırası gelince. Nurcan Başkanımız da söyler. Kayhan Bey de mutlaka söyleyecektir. Bizim kadın futbolundaki geride kalmamızın nedenlerinden bir tanesi bu. Bizim projemiz, planımız ve bir departmanımızın olmaması. Demin göz attım YouTube'da gelen sorulardan bir tanesine. Bir izleyicimiz Amerika'nın bu kadar büyük başarılı olmasının temelleri neye dayanıyor diye bir soru sormuş. Güzel de bir soru. İşte Amerika, Almanya, İsveç, Norveç, Hollanda, İngiltere gibi takımlar artık kadın futbolunda neredeyse erkeklerle aynı öneme denk geldiler. Antrenman koşulları, maddi şartlar, gösterilen ilgi vesaire vesaire. Son Barclay markası geçen sene 12 milyon euroya denk geliyor. 10 milyon pound'da Premier Kadın Futbol Premier Ligi'ne sponsor oldu mesela. Bununla beraber artık maçlar inanılmaz taraftar sayısına ulaşılıyor vesaire vesaire. Bunlar hep bir PR'la, hep bir pazarlamayla yapılan işler. Maalesef bizde kadın futbol departmanımız olmadığı için ve bu işin bir sorumlusu da olmadığı için, hesap verebilecek ya da hesap sorulacak herhangi bir kişi de olmadığından dolayı bu gelişim maalesef bizde çok yavaş ilerliyor. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 30 grup toplam, demin Erdem Başkan'ın da vurguladığı gibi 5'erli takımlardan 150 tane takım var yıldız kızlarda Türkiye'de. Hakkari dediniz ya demin. Hakkari'de 3 tane yıldız kızlar ligine giren takım var. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz güzel bir şey. Ben neden bunun inanılmaz güzel bir şey olduğunu soruyorum. 150 takım 20 kişiden kaç kişi yapar? Binlerce çocuk yapar. Ve biz 2012 yılında ilk Beşiktaş'ta kadın futbol çalışmalarına başladığımız zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Türkiye Gençler Şampiyonası yapılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 16-17 takımla falan yapılmıştı. Gençler zaten oradaki gençler liginde oynayan oyuncular da zaten A takımda oynuyorlardı. İnanılmaz dar bir oyuncu havuzu vardı. Şimdi binlerce küçücük kız çocuğunun o futbol oynadığı bir ortama geldik. Ama burada tekrar söylüyorum. Şimdi ben yeni federasyon yönetimini aslında takdir ediyorum. Dediğiniz gibi Ağustos ayında aslında Nihat Başkan'ın söyledikleriyle dün geçen gün söylediği şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler. Ama ismimizin zikredilmesi bile, yani bir kadın kulüpler birliğinin varlığından haberdar olunması bile aslında bizi motive ediyor. Ama ne yazık ki
kadın futbolunun bugün geldiği noktada federasyonun çok fazla bir çifen projesi vardı bir dönem. Erdenor yönetiminde. Onun dışında herhangi bir proje, herhangi bir yatırım, herhangi bir yaptırım olmadığı için kulüpler kendini işte Nurcan Hoca gibi adayan antrenörler, Erdem Başkan gibi aktivistler diyelim ve sahada olmak için can atan kızlarımızın sayesinde kadın futbolu gelişti. Ama bu süreçten sonra umarım federasyon da gereken özeni gösterir. Biz de bir gün Dünya Kupası'nda oynarız. Bir gün Avrupa Şampiyonası'nda oynarız. Ve beni kahrediyor. Yani basketbolda Avrupa'da şampiyon olmuş kulüplerimiz var. Kadınlar voleybolunda dünya markasıyız. Eczacıbaşı, işte Vakıfbank dediğiniz zaman herkes saygı duruşuna geçiyor. Kadın futbolunda daha uluslararası hiçbir turnuvaya katılamadık biz. Milli takımlar bazında. Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarımız Konak Belediye'nin son 16'ya kalması. Çok çok önemli bir başarı. Ama bu kadar büyük bir potansiyele sahipken, bu kadar değerli, yetenekli oyuncularımız varken, işte biz gittik Hollanda'da Twente'yi elimizden kaçırdık. Twente dediğiniz takım, Hollanda'nın şampiyonu, Hollanda dediğiniz takım son Dünya Kupası finalisti. Yani anlatabiliyor muyum? Bizim kızlarımız çok yetenekli, çok önemli değerler var ama maalesef biraz zorlanıyoruz aşama kaydederken. Umarım bundan sonrası da... Erdem Hocam'a döneyim ama bizim Selim'in bir sorusu varmış. Selim sorusu... Yani evet, teşekkürler. Şimdi Mutlucan Hocam da görmüş soruyu. Ben iki soru soracağım. Şöyle söylemiş, bizim bir devlet memuru arkadaşımız Erdem Başkanım da tanır kendisini, Ulaş Bütüner, Muğla'dan selamlarını da iletiyor. Tamam. Diyor ki tüm dünyanın futbol dediği fakat sadece Amerika'nın soccer dediği, erkek futbolunda da uluslararası başarısı bulunmayan Amerika'nın kadın futbolunda bu kadar başarılı olmasının nedeni nelerdir demiş. Az önce Mutlucan Hocam birazcık bir şeyler söyledi. Bunu Erdem Başkanım'a sormamın nedeni de şu. Kendisi uluslararası bir şirkette yönetici olduğu için, çok fazla yurt dışına da çıktığı için oradaki takımları da inceliyor. Görüyorum ben, takip ediyorum. Bu Amerika'nın kadın futbolundaki başarısını neye bağlıyorsun? Bir de az önce Mutlucan Hocam'ın söylediği milli takımla ilgili konuyu de bağlayarak iki soruyu sormuş olayım. Çünkü 3-4 tane izleyicimiz de bunu sormuş. Kadın futbolunda milli takımda neden başarısız oluyoruz? Yanlış giden nedir diye sormuşlar. Bence... Teknik ekipte bir sıkıntı var ya da başka bir şeyde bir sıkıntı var diye. Bence ben Amerika'daki çok... başarıyı değil bizdeki başarısızlık olayı daha iyiydi. Ben çok özür dileyerek bir orayı son toparlayabilir miyim? Yanlış algılanmasın. Sonuçta ben milli takım teknik ekibini ya da sporcularına yapmış olduğum bir eleştiri yok. Onu farklı yere geçtim. Ben sadece şunu vurgulamak istedim. Amerika'nın, İngiltere'nin bir planı var, programı var. Diyorlar ki 2019'da, 2025'te burada olmak istiyoruz. Ona göre bir sürdürülebilirlik projesi ürettikleri için de başarılı oluyorlar. Onu vurgulamak istedim. Hatta burada ben... çok pardon başkanım, çok Burada bir izleyicimiz yine Hakkari Spor Teknik Sorumlusu Cemile Timurdur yazmış bize. O da demiş ki yine bu milli takımla bağlayacağım. UEFA aynı bütçeyi Türkiye'ye de veriyor ama o lige gelmiyor diyor para demiş. Ya hocam, ben şimdi lige geliyor gelmiyordan önce Amerika kısmını bir anlatayım. Bu işin uzun yıllar boyunca lokomotifliğini yapan ülkeler, işte Almanya'sı olsun, Norveç'i olsun, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ileride olan ülkeler. Dolayısıyla kadınların spora katılımı açısından ve spor yapma hakkı açısından çok daha ön planda olan ülkelerde kadın futbolu çok daha gelişmiş durumda. Amerika'da niye gelişkin? Niye erkeklerde yok? Bu çok Amerika'ya özgü bir olay. Article 9 diye bunların bir yasası var. 1974'te geçirdikleri. Spora katılımda cinsiyet eşitliğini getiren. Aslında bu eğitime katılımda cinsiyet eşitliğini kapsayan bir yasa ama eğitime katılımda spor burslarının cinsiyete göre eşit oranda verilmesini gerektiren bir yasası var. Burada bir Amerikan futbolu takımı kurduğunuzda 80 kişi. 80 kişi burs veren bir Amerikan üniversitesi erkeklere, kadınlara da belli oranda burs vermek zorunda. En büyük takım sporu futbol. Dolayısıyla Amerikan üniversitelerinden futbola giden burs çok yüksek. Amerika'da özellikle merkezin dışındaki küçük kentlerde soccer mom denilen, işte futbol anneleri denilen bir kavram var.
anneler kız çocuklarının ellerinden tutuyorlar. Daha ilkokuldayken sahaya götürüyorlar. Futbol oynamasını sağlıyorlar. Çünkü biliyorlar ki spora devam ile en fazla üniversite bursu alma şansı futbol üzerinden geliyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Amerika yıllardır yapmaya çalışıyor. Profesyonelleşme aşamasında bu WNSL Amerikalıların kadın futbol ligleri, NWSL galiba, kadın futbol ligleri bir türlü o ulusalda olan ya da işte üniversitelerde olan, gençlerde olan düzeyi yakalayamıyor. Dolayısıyla ticarileştirmekte onların da aslında başarısızlığı var. Ama toplumsal cinsiyet eşitliği ve burslarda eşit fırsat nedeniyle çok önemli alttan gelen bir dalganın üstünde gidiyorlar. Erdem Hocam, ben şimdi size, başka sorunuz yoksa ben size bir soru sorayım. Şimdi tabii not alıyorum hocam sizi dinlerken ya da diğer konuklarımızı dinlerken. Şimdi hocam, futbol oynamak niyetinde olan bir dünya genç kız var. Benim ufak kızım da hevesli. Ben onu evde çalıştırıyorum işte, suları diziyorum. Aradan dribling yapıyorum ama verebileceğim bir takım yok. Çünkü başında olmam lazım. Hatta hocamla konuşacak Mutlucan hocamla götürmek istiyordum oraya. Başında olmak lazım çünkü Türkiye'de güvenli bir ortam yok. Esasında yani soruyu şöyle sorayım. Kadınların bizim yaşadığımız İstanbul'da, diğer illeri tenzih ederek söyleyeyim. Kadınların oynadığı statlar, giyindikleri, soyundukları soyunma odaları ya da işte misal veriyorum. Diğer maçlardan önce ara var, maçlardan sonra ara var. Ama kadın ligi birincilik bile olsa, ikincilik bile olsa profesyonel sayıldığı halde hemen akabinde sahaya çıkıyorlar. Yani bir yeterli bir ısınma yok, iyi bir güvenlik yok, öyle değil mi? Yani kadınlar çoğu zaman polissiz, güvenliksiz oynuyor. Ama zaten biz dahil medyada kadınları kavga etmesini bekliyor. Çünkü yani esasında ne güzel, bak kadınlar spor yapıyor, top oynuyorlar diyeceğimiz yerde bir kavga çıksa da Allah'a şükür biz o niyetli değiliz ama bu yönden bakanlar da var. İstanbul'daki tesisler bizim kadınlarımız için ne kadar güvenli? TFF, tekrar soruyorum. Kadın futboluna tesis, işte tesis, sigorta ya da işte önem açısından gerekli desteği veriyor mu? Bir Kulüpler Birliği Başkanı olarak size bunu sormak Şimdi şuradan girelim hocam bence. Kadın futbolu Türkiye futbolunun içinde yönetim açısından nerede? İlk önce bunu bir konuşalım. Kadın futbolu kağıt üstünde bakıldığında amatör statüde bir lig. Fakat Ankara'da amatör kurul bunu yönetmiyor. Amatör kurul yok zaten. Türkiye'de amatör işler. Adana Ersan'ın altındaki birim yönetmiyor burayı. Evet. Tolunay Kafkas yönetiyor galiba. Futbol gerekiyor. Evet. Yani profesyonel, yani Mutlucan Hocam'ın dediği gibi önemli yabancı oyuncular geliyor. Fakat bu yabancı oyuncular, yani bunlara paralar ödeniyor. Bu insanlarla sözleşme yapılamıyor. Çünkü bu profesyonel de değil ve profesyonel departman da yönetmiyor. Gelişim liglerinin altında bir yerde bu. Gelişim ligleri adı üstüne bir şeyi geliştirmek için yapılan ligler. Şu anda 150 tane takım olan bir 3 kademeli ligin hani gelişim ligleri altında bulunmasının çok fazla yönetilebilir olduğunu ben düşünmüyorum. Gelişim ligleri altında da yerleştirebilirsiniz. Fakat buradaki esas ana sorun tek bir sorumluluğu olan departmanın çok yıllık planlama yapıp çok yıllık uygulamayla çözümler üretmemesi. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi statüsü yayınlıyor. Son 5 yıldır statüyü 2 yıl üst üste aynı kişi yazmadı. Dolayısıyla aynı kişi yazmadığı için statüyü yazan kişi uygulamadan da sorumlu olamıyor. Bir idare eden, günlük çözümlerle ilerleyen bir lig haline geliyor. Fakat bu öyle bir lig olmak için çok büyük bir lig burası. Yani Hakkari'sinden Kırklareli'sine kadar 150 tane takımın olduğu ve aldığınız her kararın aslında çok ciddi mağduriyetler yarattığı bir lig. Şimdi şeye baktığınızda yani bu bir noktada aslında kadınlara karşı ayrımcılık gibi de oluyor. Çünkü ulusal lig statüsünde oynatır gibisiniz aslında. Çünkü il statüsünde oynatmıyorsunuz. ASKF'lere bağlı değilsiniz. Ve insanlar seyahat ediyorlar. Yani adam Ağrı'dan kalkıp Batman'a maça gittiğinde çok ciddi bir yol gidiyor.
Şimdi siz burada kadınlarla erkekler arasında bir farklı uygulamaya geçtiğinizde o zaman bir sorun var. Sahadan bahsettiniz. Yani bugün biz iç saha olarak şeyi kullanıyoruz. İşte Defne Spor benim takımım. Alemdağ stadını kullanıyoruz. Alemdağ'da bu sene 1877 ve Modafen 3. lige çıktı. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadılar. Bir gün amatör maç oynanmıyor Alemdağ'da. Bütün maç, yani bütün saha 3. lig maçı için kapatılıyor. Ulusal lig maçı için. Biz Kadın Futbol Kulüpleri Derneği olarak bir dilekçe verdik. Birkaç kez dilekçe verdik. Dedik ki kadın liglerinde özellikle oynanan stadların soyunma odaları çok uygun olmadığı için, işte erkek sporcular koridorda çalışırken kadın sporcuların şeye girmeleri gerekiyor, soyunma odalarına girip çıkmaları gerekiyor ve aslında kadınların güvenli olarak spor yapmalarına imkan vermeyen bir ortam oluşuyor. Bu maçların planlaması yapılırken, programlama yapılırken maç öncesinde, yani bir yarım saat olsun, bir saat olsun ara verilsin. Yani erkek takım çıktıktan sonra kadın takımı sahaya çıksın ya da bir ısınma fırsatı olsun diye. Yani ulusal ligi oynattığınız kadınların birinci ligi kazanan şampiyon olacak. Yani Beşiktaş geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda şampiyonuna karşı temsil etti. Diğer takımları hatırlamıyorum ama önemli takımlarla oynadı. Beşiktaş burada sahaya çıkarken maçtan 5 dakika önce yalvar yakar bitirilen işte spor okulu nedeniyle yarım yamalak ısınarak çıkıyor. Ama 3. ligde ya da bölgesel amatör ligde maç öncesinde 2 saat, 5 saatlik aralar vermek mümkün oluyor. Dolayısıyla burada yani kadınlara eğer, ya biz bunu adını doğru koymamız gerekiyor. Yani biz bunu ya ulusal lig olarak oynatmayacağız ya da ulusal lig olarak oynatıyorsak kadınlara karşı ayrımcılık yapmayacağız. Başka ögeler de var kadınlar için eşitliği saptıran. Mesela Türkiye 3. Kadınlar 3. Ligi şu anda Futbol Federasyonu'nun ulusal ölçekte oynattığı ligler arasında deplasman teşviği verilmeyen tek lig. Açıklaması ne? Zamanında birileri işte deplasman teşviği almak için istismar etmiş durumu. Ama bunu çözelim, yani istismarı çözelim. Yani biz neden kadınları ayrıştırıp 3. ligdeki 3. ligi tek almayan, deplasman teşviği almayan lig haline getiriyoruz? Ya da 1. ligde yabancı oyuncular oynuyor, işte Mutucan hocam burada. Kadınlar nedense 1. ligde vize dahi yaptırsalar yabancı oyuncuyu her sene yeniden yeni alıyormuşlar gibi bir ücret ödüyorlar. Yani bu tür detaylara girdiğinizde çok fazla detay var. Prensip olarak bizim şuna ihtiyacımız var ve biz bunu talep ediyoruz. 3 senedir yazılı olarak talep ediyoruz. Kadınlar Ligi ayrı bir departman halinde birden fazla planlama yaparak, yıl planlama yaparak yönetilmeli ve yaklaşım olarak da ulusal lig ise ulusal lig statüsü tam olarak uygulanmalı, ayrımcı uygulamalardan kaçınılmalı. Bizim Kulüpler Birliği olarak durduğumuz nokta burası. Ha bunu nereye yerleştirirler? Gelişim liglerinin altında olur, başka bir yerde olur, ayrı bir departman olur. Türkiye Futbol Federasyonu nerede en etkin yönetecekse onu yönetsin. Ama siz bugün İngiliz Futbol Federasyonu sitesine girdiğinizde 10 senelik strateji görüyorsanız, UEFA'nın sitesine girdiğinizde 5 yıllık en ince detayına kadar iletişimin nasıl yapılacağı ve hangi kampanyalar yapılacağına kadar strateji görüyorsanız, yani Türkiye'deki kadınlar ve Türk kızları, yani muhtemelen hani bir hafta 10 günden daha fazla bir düşünme süresi ve bir yıldan daha uzun bir planlama süresini hak ediyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi hocam Kulüpler Birliği Başkanı olmanın sebebi de, size bir soru soracağım ama önce Suat Özcan demiş ki Erdem Bey, Erdem Başkan TFF Başkanı olsaydı ilk icraatı ne olurdu? Ben biliyorum. Onu gördüm ben. Benim ilk işim olmazdı diyeceğim ama diyemiyorum. Yok, bu yayınla ilgili bir sorum yok. Ben görevi geri verirdim. Yani çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı kolay bir yer değil. Çok karmaşık ve çok insanların gözünün önünde olan bir yer. Orası, o sorumluluğun altına girmek hakikaten yani ben baktığımda Nihat Bey'i o sorumluluğun altında olduğu için takdir ediyorum. Yani ben istemezdim o sorumluluğu açıkçası. Hocam yani TFF başkanı olmak ne demek? Cumhurbaşkanı olayından geçiyorsunuz. Kolay mı? Bir de 5. başkan vekili olan bayram ediyor. Her yere haber. Ya bir de tabii şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de herhalde işte 80 milyon nüfus, 60 milyon kişi sizden daha iyi biliyor bu işi.
Hocam sorumu başka türlü soracağım. Pandemi sürecinde kadın ligleri ne olacak? Kulüpler Birliği Başkanı olduğunuz için soruyorum. Pandemi ligi şöyle yaptık biz. Ne yaptığımızı özetleyeyim. Biz kulüpleri birincilik kulüplerini bir grup halinde, ikincilik kulüplerini bir grup halinde, üçüncülük kulüplerini de üç grup halinde istişare video konferanslarını aldık. Kulüplerin görüşlerini topladık. Bunlar içinde olabildiğince ortak noktaları öne çıkarmaya çalıştık. Bazı yani birçok noktada başarılı olduk, bazı noktalarda başarılı olamadık. Buradan çıkan bilgileri bir raporu haline getirdik. Bu raporu da Sayın Nihat Özdemir'e ve gelişim liglerine Sayın Dolunay Kafkas'a rapor halinde ilettik. Ne söyledi kulüpler? 63 tane kulüp altına imza attı bunun. Ne söyledi kulüpler? Genel olarak sağlığın öncelik olduğunda herkes hemfikir. Yani içinde bulunduğumuz durumun futbol oynamaya elverişli bir durum olmasını oynayabilmek için. Burada herkes yani eğer elverişli değilse oynamamak konusunda hemfikir. Özellikle alt liglerde, üst ligde birincilikte biraz daha karmaşık bir durum var. Özellikle alt liglerde şu an oynamayıp ligi biraz geciktirerek oynamak oynanacaksa ve ancak o dönemde de sağlık problemi çözüldüyse oynamak konusunda bir fikir birliği var kulüplerin arasında. Üst ligde özellikle yukarıya oynayan kulüplerde ligin tamamlanmasına dair bir istek var. Oynamaya dair bir istek var. Bu da anlaşılabilir bir şey. Biz de burada farklı görüşleri yani ALG 2 yıldır 3 yıldır çok önemli yatırımlar yapıyor mesela. Çok ciddi bir kadro kurdu. Geçen sene Beşiktaş'ı son dakikaya kadar yani yani Mutlu Hocam final maçı dedi ama aslında baraj maçıydı. İkili averajdaki eşitlikle gidildi oraya değil mi? Evet evet. Ama yine yani, final oluyor. Bir nevi yani final ama yani sonuçta ligi eşit puanda ve ikili averajda eşitlikle bitirdiler. Yani evet. Beşiktaş şampiyon oldu ve gitti. Bu sene ALG bir puan önde. Yani nefes nefese bir durum var burada. Burada kulüplerin farklı yaklaşımları var. Bunları biz şeffaf bir şekilde ilettik Futbol Federasyonu'na. Ve özellikle şunu vurguladık. Alt liglerde de terfi durumunda olanlar var, liglerde maç sayısı eşit olmayanlar var, işte düşme ne olacak olmayacak gibi sorunlar oluyor. Buralarda adil bir çözümün ve hukuki açıdan geçerli bir çözümün üretilmesi gerektiğini ve biz Kulüpler Birliği olarak bu kararın alınması sırasında masada olmamız gerekir ve görüşlerimizi daha da derin vermemiz gerekirse o masada olacağımızı kendilerine ilettik. Teşekkür ettiler, aldılar bizim görüşlerimizi. Prosese hazırlığa kattıklarını da biliyorum ama şu anda bir karar çıkmış durumda değil çünkü kadın liglerini erkek süper ligi ne olacak görmeden bir karar almak istemediklerini bize söylediler. Onun için muhtemelen bayramdan sonrasına sarkacak kadın liglerinde ne yapılacağı konusu göreceğiz. Futbol Federasyonu'nun kararı sonuçta bekliyoruz. Hani umuyorum en az sayıda kulübün mağdur olacağı bir çözüm üretmeyi başarır Futbol Federasyonu. Şimdi tabii ben aklıma geldi benim düşüncem bu. Yani konuklara dair bir şey yok. Tolunay Kafkas deyince sanki böyle geçmişte Tolunay Kafkas'ın kadınlarla ilgili alakalı talihsiz bir demeci vardı gibi hatırlıyorum. Belki de isimleri karıştırdım. Ama siz tabii yani cevap vermek zorunda değilsiniz. Yok verebilirim hocam. Ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir şey var. Yani Tolunay Kafkas'ın Ağrı'da yanlış hatırlamıyorsam bir ASKF toplantısı sırasında çekilmiş bir görüntülerde 3. ligin kapatılmasına dair bir takım yorumları yansımıştı daha önce. Şimdi ben biraz farklı bakıyorum olaya. İsimler çok önemli değil. Ama Tolunay Bey dinlemeye ve anlatmaya açık bir insan. Dolayısıyla onunla ilişki kurabiliyoruz. Evet. Ve ben kurduğumuz ilişkide şunu görüyorum. Bizim aslında temel noktamız Dolunay Kafkas'la aynı. Kendisi şunu söylüyor. Biz kadın futbolunu kaliteli ve sağlıklı kız çocuklarının güvenle spor yapabileceği bir hale getirmek zorundayız.
Şimdi Tolunay Bey'in çıkış noktası bu. Bunun tamamen aynı noktadayız Tolunay Bey'le. Ama bakış açısı farkımız var. Kendisi şöyle görüyor. Biz bunu yukarıda üst ligi öncelikle toparlayarak ondan sonra aşağıya sağlıklı yayılmayı sağlayarak yapmamız gerekiyor gibi bir bakış açısı var. Bizim Kulüpler Birliği olarak bakış açımız biraz daha farklı. Biz diyoruz ki 150'yi bulmuş takım var. Binlerce kız çocuğu var şu anda oynayan ve bu kız çocuklarının spora erişim hakları var. Bu hakları ellerinden almamız mümkün değil. Dolayısıyla bulunacak olan çözüm hani tek bir alanı izole edip orayı çözmek değil, bütünü kapsayan piramidin çözümü olması gerekiyor diye yaklaşıyoruz. Hatta şöyle bir teklif verdik geçen statü yapılırken. Dedik ki liglerin misyonları olsun dedik. Birinci ligimiz bizim, vitrin ligimiz. Ve bu vitrin ligi aslında her şeyi... burada yayın geç geliyor. Kafamı karıştırıyor. Burada da şey açık da, YouTube açık da. YouTube açıktı şurada. Yorumlara bakıyordum da bir yandan da yayın geç gelince. Ben de sorulara bakıyorum. Ha. Hocam hiç önemli değil. Şöyle bitireyim yalnız Ali Kemal Hocam. Biz şunu söyledik. Evet. Birincilik vitrin ligi. Biz birinci ligi satmak zorundayız. Birinci ligin oyun kalitesi en üst düzeyde olması gerekiyor. Oyuncu havuzumuz dar. Dolayısıyla oyuncu havuzumuza göre birincilik sayısı saptanmalı, gerekiyorsa iki devreli değil üç devreli ya da çok devreli oynanmalı dedik. İkinci ligi ise oyuncu havuzunun genişletilmesi için bir lig olarak tasarladık. Dedik ki dört bölge olsun beş bölge olsun, bizim oyuncularımızın çoğu öğrenci. Ben buradan İstanbul'dan kaldırıp Nusaybin'e maça gönderip döndüğünde tekrardan bir daha Hakkari'ye maça gönderip bir düzeni kulüpler uçakla gitme olanakları da çok fazla olmadığı için çok zorlanıyorlar. Bölgeselleştirelim, takım sayısını arttıralım, oradan oyuncu havuzunu geliştirmeye bakalım. Üçüncü ligde de bölgeselliği sürdürelim ama masrafları en aza çekecek şekilde yapalım bunu. Hatta gerekiyorsa da ASKF'lerin bir organizasyonu altında yerelde daha fazla müdahale edebileceğimiz ve daha fazla koruyabileceğimiz bir hale getirelim. Biz bunu verdik şey olarak, değerlendirmeye alıyorlar iki senedir. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Şimdi hocam ASKF'ler organizasyon yapamazlar. ASKF'lerin böyle bir görevi yok. İlk temsilcilikleri yapar, ben mi yanlış biliyorum? Öyle değil mi yani? Olabilir hocam, ben İstanbul'dan... Onlar şey değil yani... Organize yapmak. Şimdi hocam Selahattin Ertaş hem gazeteci hem antrenör selamları var. Bizim Ulaş'ı yazdık. Efendim milli takımdaki hocalara asla sormayacağım, cevap da vermeyeceğim. Buraya yazıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel değerlendiriyoruz. Harika. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani çok evet. Değerli bir şey var aslında. Bugüne kadar hiç olmamış. Yani milli takımın bütün teknik heyeti kadın. Evet. Şimdi yani bu çok önemli bir şey. Yani şimdi orada bir hanımefendi var, Necla Hanım. Ben onunla Ali Beyköy'de maç izledim. Kendi için tanımam etmem. O kadar kaliteli, o kadar hanımefendi. Hatta dedim ki hocam siz oraya bakın, ben buraya bakayım dedim. Kemer FK'nın maçıydı. Olur dedi. Sonra siz hangi takımdansınız? Ben milli takımda görevliyim dedi. Harika, çok güzel. Yani milli takımdaki hocalar, Fatih Terim'i, Şenol Güneş'i soramıyoruz. Bırakın da Necla Hoca'yı da veya altındakini de burada sormayalım. Şimdi hocam bir takım kararları oradaki yönetim yapısı veriyor ve bu yönetim yapısı o kararların doğruluğu, geçerliliği ve başarısından sorumlu. Bizim söylediğimiz şey şu: kadın futbol departmanı ve Mutlucan hocam da bahsetti, çok yıllık planlama ve hesap verebilir bir sistem içinde zaten oradaki milli takım heyeti seçimi doğruluğu, yanlışlığı zaman içinde çıkacaktır ortaya. Umuyorum ki doğrudur ve çok güzel sonuçlar alırız. Bu yorumlardan gelen yorumlardan bir tepki olduğunu anlamak mümkün esasında. Yani ben değilim. Ben teknik yorum yapabilecek bir insan değilim. Hani eleştiriler tabii ki doğal. Yani ben de az önce yaptım eleştiri. Ama bunu bir Türk olarak, bir kadın futbol takımı teknik direktörü olarak yapıyorum. Neden gidemiyoruz? Gidebiliriz eleştirisini yapıyorum ama yani burada sorumlular, ben her zaman söylüyorum, bazen sosyal medyada da görüyoruz. Teknik direktörle, yani milli takım bazında bahsediyorum. Biz Twente ile beraber kaldık. Bize de enteresan eleştiriler geldi ama
Milli takım hocalarının bir suçu yok burada ya da oyuncuların bir suçu değil bu gelişimin gitmemesini. Yani Erdem abinin de dediği gibi yapıda problem var. Yani Necla Hoca da çok başarılı bir kadın teknik direktörümüz olduğunu düşünüyorum. Buradan da ona ve bütün ekibe U19 milli takımında, U17 milli takımında hep kadın antrenörlerimiz var ki çoğalması adına onların da idol olduğunu düşünüyorum. Keşke ben de Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bizim ekibimizden, takımımızdan birisi takımın başına geçse. O anlamda milli takım ekibine başarılar diliyoruz. Onların problemi değil ya da onların suçu değil bu başarısızlıklar. Senin kaptanın iyi bir antrenör olacak. Onu söyleyeyim hocam. Hani hissediyorum onu. Esra mı? Yok. Jessica mı? Yok. Gizem. Efendim? Gizem. 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 Evet, çok. Birçoğunun zaten UEFA B lisansı var. Evet. Kalecimizin kaleci teknik direktörlüğü, antrenörlü lisansı var. Biz alttan antrenör ekibini de, idareci ekibini de hazırlıyoruz aslında Beşiktaş olarak. Umarım. Şimdi Mehmet Şahin, Bursa Soğanlı Kadın Spor Kulübü Başkanı, Samsun Yappa Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz var. Efendim, Yılmaz Şahin'in bir mesajı var. Anlayamadım. Bir takım cevaplar almış. Bizle alakalı değil. Bizim Bakırköy'den Orhan Bıçakçıoğlu hocamız var. Selahattin Ertaş'ın var. Samsun Amazon. Zaten görüyorsunuz ama burada Cemile Timur'dur. Benim bahsettiğim Cemile Hanım mı bu hocam? Hakkari'deki. O değil mi? Evet Cemile hocam. Onların kalecisi milli oldu mu? Hakkari'nin kalecisi Mutlucan hocam. Onların çok iyi bir kalecisi vardı. 19 oldu galiba. A milli olmadı da. Evet. Gülsüm alt yaşlarda gitti milli takıma. Hatta bir ara bizim de gündemimizdeydi. Çok da iyi bir Beşiktaşlıdır kendisi de. Mustafa Erkay'a ama selam söylüyor. A milli takıma oynamadı. Türkiye'de veriyor mu? Yorumlar var. Yorumlar var. Mutlucan hocam. Şimdi hani Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi falan geçtik. Beşiktaş'ı anlattık. Beşiktaş'ın kulübünün verdiği destek çok önemli. Tabii zaten 4-5 takım var işte birincilikte. Erdem Bey de biliyor. Hep aşağı yukarı son 4-5 yılda aynı takımlara da gidecek galiba. İşte ALG, siz, yine Konak, Ataşehir vesaire. Ama hocam ben başka bir yere bağlayacağım. Bunu Nurcan hocama da sorabilirdim. Siz belki biraz daha rahatsınızdır. Çilekli biraz daha merkezi bir yer. Biraz daha daha işte iş var, sanayi var efendim. Daha bir kaliteli bir yer. Ama işte mesela İstanbul'da bazı kadın takımlarının şartları çok kötü. Yani idman saatleri çok kötü. Sizin de ilk kurduğunuzda takımınıza İstanbul'un uzak ilçelerinden futbolcuların geldiğini hatırlıyorum. Bu bir teknik adamı zorlamaz mı? Yani esasında açık konuşmak lazım. Kadın futboluna verilen değer sıfır. Hatta değer meğer yok yani. Ben şimdi Mimar Sinan'da Vatan Spor'u izliyorum. Ne güzel bir başkanları var. Pırlanta gibi eski başkanları öyle. Bir ablamız vardı. Gökhan Bey'in eşi. O da hakeza çok kaliteli bir ablamız. Çok emek veriyordu. Hatta bir gün maç esnasında da kızına makarna tarifi veriyordu. Bir taraftan da maça taktik veriyordu. Öyle şey Fatma Hanım falan vardı. Yani esasında kadın futbolunda çok güzel hikayeler var. Ama hep hocaları zorlayan şartlar var. Misal veriyorum. 8'de idmandan çıkan kız nasıl evine gidecek? Yani velisi olmadan kız çocuğu bu. Evet. Nasıl çözülecek bunlar hocam? Yani şuradan başlayayım. Biz, sen biliyorsun, geçmişten beri abi Çilekli'de oynuyorduk ama artık Fulya'da oynuyoruz. Biz geçtiğimiz sezon evet, artık Fulya'da oynuyoruz. Değil mi hocam? Hı-hı. Çünkü buradan da idarecilerimize de selam olsun. Şu anda yeni yönetimimizle beraber Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin çok büyük desteği var. Bu Vodafone Cup kupasına da değiniriz, 40 bin kişilik maça yeri geldiği zaman. Başkanımız eşi Berna Hanım'la beraber yemeğe katıldı bizimle. Oyuncularımıza ne kadar değerli olduklarını hissettirmişti. Yöneticimiz Sayın Fırat Fidan ve Futbol Akademi Direktörümüz Necmettin Çelikan çok vizyon sahibi, gencecik, inanılmaz eğitimli ve öngörüleri olan insanlar. Onlarla çalıştığımız için çok avantajlıyız biz bir kere Beşiktaş olarak. Önce onu söyleyeyim. Ama tesis konusuna gelince Beşiktaş olarak baktığınız zaman tesis sıkıntısını aslında en derinden yaşayacak camialardan bir tanesi Beşiktaş. Ama kadın futbol takımı var Beşiktaş'ın. Yani ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Eğer isterseniz, yatırım yaparsanız ya da bu işi yapmak istedikten sonra bir şekilde çözülüyor. Biz ilk başladığımız zaman tabii ki verilen önem, ilgi, alaka çok fazla değildi. Haklıydı da aslında, hem camia hem basın hem futbol. Çünkü böyle bir şey yoktu. Daha önce büyük bir camianın bu işe girdiği görülmemişti. Belki de başaramayacağımızı düşünülüyordu.
Biz Muradiye sahasında antrenman yapıyorduk. Neden? Çünkü Fulya'da da tadilat vardı. Saha yoktu doğru düzgün. Muradiye halı saha değil mi hocam? Efendim? Muradiye halı sahası. Evet, Muradiye halı sahası Beşiktaş'ta. Sonra Dikili Taş'ta yaptık. Benzeyen tribünler olan yer. Evet. Sonrasında Çilekli'de kale arkasında, yıllarca kale arkasında antrenman yaptık. Hatta iki sezon önce şampiyonluğun son maçta kaçırdığımız sene neredeyse bir sezonu kale arkasında antrenman yaparak geçirmiştik. Ama bu şu demek oluyor. Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Yani şartları zorladığınız zaman, adanmışlık gösterdiğiniz zaman bir süre sonra evreni, dünyayı değiştirebiliyorsunuz. Şartlar kendi lehinize dönebiliyor. Demin senin de örnek verdiğin gibi tabii ki biz ilk çalışmalara başladığımız zaman kulüp zaten sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Bizim kulüpten bir beklentimiz yoktu aslında. Yöneticilerimiz bize destur verdiler. Bu işi yapın dediler ama biz para pul açıkçası istemedik. Sadece Beşiktaş forması bize yeter denmişti o zaman. Biz de şimdi demin de dediğin gibi o dönem çok büyük sıkıntılar vardı. Maddi anlamda zorluklar vardı ama şu an Beşiktaş kadın futbol takımı kulübe maddi anlamda katkı da sağlayabilecek bir noktaya geldi. Ama bu 8 sene içinde tabii çok şey emek verildi. Buradan onu söylemek isterim kadın futbol kulüplerine ve oyunculara. Bizim oyuncularımız gece 7'de yapıyoruz antrenman biz. 9-8.30'da bitiyor. Eve gider gidişleri 10-10.30'u buluyor. Tabii. Sabah birçoğu öğretmen. Sabah kalkıp işe gidenler var, öğretmenlik yapanlar var. Ama bunu yaptığın zaman işte ne oluyorsun? Demin dediğin gibi Gizem Gönültaş oluyorsun. İşte Nurcan Çelik oluyorsun. Didem Karagenç oluyorsun. Fatma Şahin oluyorsun. Sevgi Çınar var mesela. Pazar bizde transferi yaptıktan sonra tayini çıktı. Öğretmenliğe atandı millilikten. Kahramanmaraş'a çıktı kızın tayini. Şimdi biz kızdan oyuncu olarak vazgeçemiyoruz. O da Beşiktaş'tan vazgeçemiyor. Ve pazar günleri maçtan sonra kalkıp Kahramanmaraş'a gidiyor. Salı günü, pazartesi salı günü derslerini yapıp İstanbul'a geliyor. Ve bu inanılmaz zor bir şey ama hayata dair çok şey katıyor. O yüzden kadın futbolunun bence şartları zor olsa da insan yaşamına dair, çocukların gelişimine dair çok şey öğrettiği için bu zorlukları aşacağız. Hocam bak tam burada Kayhan Başkanım'a soracaktım. Bu işte Kayhan Başkanım, size tam konuşacakken Mutlucan Hocam burada o cümleyi söyledi. Siz Tuzla'da kadın futbol takımı kurduğunuz altyapı var, tesisleştiniz. Ailelerin tepkileri nasıl Kayhan Başkanım? Yani ben biliyorum ki çok iyi tepkiler var. Bizim Murat var Fikirtepe'nin başkanı. 3 tane de kızı var. Dedi ki benim kulübüm hazır. Yani siz o bölgede hakikaten 2 yılda iyi şeyler yaptınız. İnşallah daha iyisini yaparsınız. Nasıl bakıyorlar size Tuzla'da? Çok destek var mı Kayhan Başkanım? Şimdi Ali Bey, ilk zamanlar bizde şu anda Tuzla Spor'la amatör kulüplerle aynı sahada antrenman ve maç yapıyoruz. Yani şimdi bizim antrenman saatimiz bittiği an erkek takımlar sahaya girmeye çalışıyordu. Aileler de tepki almaya başladı biz bundan. Ama binamız ayrı, soyunma yerlerimiz ayrı. Biz bina yaptığımız için bu imkanı sağladık kızlara. Ama sahayı çözemedik. Bu tepkileri alıyoruz sürekli. Hocalarımıza bir itişa yaptık. Biz bunun nasıl önüne geçebiliriz? Ne yapmaya karar verdik? Erkeklerle maç yapmaya karar verdik. Biz şu anda haftada bir kere erkeklerle maç yapıyoruz. Kızlar. Ve dişe diş oynuyorlar. Şu anda Tuzla'da bu algıyı yıktık. Şu anda gelen veliler, seyirciler Tuzla Spor'un maçı var diyorlar. Bütün maça geliyor herkes. Sağım benim full doldu. Ne güzel. Yani bu algıyı yıktık. Böyle bir algımız harika. Yok Tuzla'da. O zaman çok iyi tepkiler var. Evet, arıyorlar. Duyan arkadaşlarımız, çevreden, eş, dost. Benim kızım var, size yönlendireyim. Yani Tuzla'da büyük bir şey bu. Başarı. Başkanım zaten altyapıda çok oyuncu gelmeye başlamış. Aileler böyle hani diyorlar ya, koşar adım getiriyorlar. Tuzla'da aynen, bir potansiyel var değil mi başkanım esasında? Potansiyel fazla. İsmail hocamız bizim amili takım, yani bizim A takım hocamız İsmail Hoca. Altyapı Yıldız hocamız, Mustafa hocamız var. Miniklerde de bir hocamız var. Gökhan Hoca. Bir de Beşiktaş'tan bir oyuncu aldık. Neslihan hocamız, belki tanır oyuncumuz. Neslihan da bakıyor miniklere. Şu anda altyapıya çok önemli. Evet, Neslihan hocamız miniklere bakıyor şu anda. Yani evet. Bizi de açtı hocam, bizi de açtı. Yani altyapıda potansiyel bizi de açtı şu anda. 100'e yakın altyapı oyuncumuz var. Ve emin olun, şuna size 100 ama büyük konuşmuyor derler ya, ben büyük konuşuyorum. Milli takımın kemik kadrosu benim altyapıdan çıkacak, bunu söyleyeyim yani.
Sonra başkanım sizin takımı Kocaeli'ye falan kaydırmasınlar potansiyel iyi diye. Zaten başlarımız Sakarya, İzmit devam ediyor. Başkanım ama ben çok güzel tepkiler aldığınızı biliyorum. O bölgede yani böyle bir takımın birden altyapıyla çok inanılmaz iyi. İşte kulüp binasının olması, kızların orada soyunması, orada giyinmesi. Yani esasında şimdi kızın erkekten farkı var. Çok basit. Bunu çok rahat söylersin. Kızın soyunma odasında, sporcunun soyunma odasında havlusu olacak, tarağı olacak, parfümü olacak. Sonuçta baştan sonra o yine bir farklı. Ama bizim gördüğümüz sahalarda Kayan Başkanım öyle iğrenç şeyler var ki. Yani kızı oraya sokamazsın. Ortada da giyindiremezsin. İşte hep burada bunu söylüyoruz. Kız takımının maçı yarım saat sonra başlasa, bir saat sonra başlasa en kötü bir temizlik yaptırırsın. Efendime söyleyeyim, daha bir havalandırırsın. Biz bunu istiyoruz bu bütün kadın takımları için. Şimdi bak Kayan Başkanım öyle güzel şeyler var ki Hakkari'yi söylüyoruz. Vali destekli. Ağrı'da, Şırnak merkezde, Cudi'de, Iğdır'da, Ağrı'da, Rize, Trabzon'da, Tekirdağ'da, Kırklareli'de, Tokat'ta iki takım var. Efendime söyleyeyim Siirt'te, Van'da, Diyarbakır'da Ahmet var. Hatay'da beş takım var. Orta Karadeniz'de var. Adana, Şanlıurfa. Hatta Şanlıurfa'da milli futbolcular var. Bu ne demek biliyor musunuz başkanım? İnanılmaz bir olay. Yani kadın futbolu ileride Beşiktaş'ın da sayesinde, diğer takımların da sayesinde erkek futbolunu geçecek durum ona gidiyor. Çünkü alttan talep var. Bu potansiyeli kullanırsak siz Tuzla'da, Nurcan Hocam Küçükçekmece'de, Mutlucan Hocam merkez ilçelerde işte o zaman aileler tribünlere gelecek. Çünkü kadınlar erkekler gibi değil. Daha nazik. Tribün atmosferi de öyle. Ben o yüzden sizin gibi başkanlarımı hemen programa alıyorum ki teşvik edilsin. Örnekler, iyi örnekler çoğaltılsın diye. Şimdi Ali Bey, eminim altyapıya yatırım yapmamız gerekiyor. Altyapı bizim kemik kadromuz. Altyapıda yatırım olmazsa A takımda hiçbir şey yapamayız. Evet. Ne milli takımlara oyuncu verebiliriz, ne çıkarıp maç yapabiliriz. Şimdi Türkiye'nin aslında en büyük sıkıntısı şu. Şimdi ben liglere hazırlanıyoruz. Hocalarımız oyuncularını çalıştırıyor. Lig cetveli açıklanıyor. Bir bakıyorsun ligde iki takım, üç takım ligden çekilmiş. Bu en büyük sıkıntı ikinci ligde. Şu anda dört tane takım ligden çekilmiş. Yani. Federasyon buna dur demesi lazım, destek vermesi lazım. Bu takımlar niye ligden çekiliyor? Benim şöyle söyleyeyim, ben maça çıkacağım. Bir maçım bay. Bir bakıyorum takımın bir tanesi ligden çekilmiş. Ayda iki maç bay geçiyor. Ben bu takımın, hocalarımız bu takımı nasıl lig hazırlasın? Yani Nurcan Hocam daha iyi bilir. Nurcan Başkanım da liginde dört takım çekilmiş şu anda ligden. Bunun önlemini alacaklar mı? Erdem Başkanım bunun önünde durabilir misiniz? Şimdi çok affedersiniz başkanım. Ben ismini zikretmeyi de unuttum. Mutlucan Hoca'dan bahsederken bizim orada Yeni Levent Konaklar Spor var. İbrahim Bey'in takımı değil mi Mutlucan Hocam? Üçüncü ligde evet. Çok genç bir takım. Onların bir Tekirdağ maçına gittim. Yenildiler ama hiç umursamadılar. Dediler ki ya yenildik üzüldük ama biz top oynamaya çalışıyoruz. Çok küçükler. İbrahim Bey'in eşi takımın başında. İşte bunlar çok güzel örnekler. Altyapı olduğu vakit bir sene yenilirsin, iki sene yenilirsin. Üçüncü sene herkesi yenersin. O yüzden biz altyapıya çok değer vermeliyiz. Sizi de bu yüzden biraz da tebrik ediyorum. Altyapıda hızlı girdiniz ve projeler varmış. Anlattılar, anlattınız. İnşallah şimdi, Tuzla'da, Tuzla Spor'dan daha ünlü olursunuz. Kadın futbolcu da. Biz futboldan önce şunu öğrettik kızlarımıza. Maçta çıktığın an nasıl yeniyorsan rakibini, yenildiğin zaman da öyle çık. Rakibine saygı göster. İlk önce bu. Yani altyapı, ben hocalarımla söyleyeyim. Altyapı bizim için çok önemli. Tuzla'da bu potansiyel var. Elimizde bir hamur var. Artık bu geri kalan hocalarımıza, yönetimimize kalmış bir şey. Ama emin olun projelerimiz çok iyi olacak. Bekliyoruz. Başkanım şampiyonluk mücadelesi vardı lig durmadan önce. Var. Değil mi? Var. Şu anda bir maç eksiğimizle 4. sıradayız. Yani 3. sırada diye görüyoruz. Ama liderden şu anda Çamlık liderden puan aldık. Puan almak çok zor Çamlık'tan. Bir puan aldık. Erdem Başkanımıza bizim grubumuzdan şu anda. Hedefimiz çıkmak ama ilk önce sağlık. Bizim için sağlık. Evet. Liglerin oynanmaması veya biz şampiyon olmamız, gruptan çıkmamız önemli değil. Önemli olan sağlık.
Başkanım, ben burada Nurcan Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Hem bir soru var. Nurcan Hocam, sizi ihmal ettiğimi düşünmeyin. Burada beş kişinin arasında bir tek bayansınız ama sizi dinlendiriyoruz. Yani hemen hemen bütün konulara değindiler. Ağzınıza sağlık. Hocam, bizim Umut Öztürk diyor ki, Nurcan Hocam'a soru sormak istiyorum. Bulunduğunuz konum itibariyle ne kadar başarılısınız? Hedefiniz daha ne kadar ileri olabilir? Ve gerekli desteği aldığınıza inanıyor musunuz diyor Turgut Öztürk. Şöyle, gerekli desteği aldığıma inanmıyorum. Yani kadın futbol kulüplerinin gerekli desteği aldığına inanmıyorum. Ki zaten durum ortada. Evet, tabii ki hedefim, ben de bir Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isterim. Hedefim benim de büyük bir Lyon gibi takım olmak isterim. Fakat yani işin esasına döndüğümüz zaman Lyon'dan daha meşhursunuz. ekonomik açıdan güçlü olması gerekiyor. Bizim de henüz böyle bir güce henüz sahip değiliz, işin aslı. Bir sürü sorunumuz var. Siz de az önce değindiniz. Bir kere tesis sorunu var. Altyapı sorunu var. Kadın antrenör yetersizliği sorunu var aktif olarak şu an. Yani bu kadar çok sorun varken çat diye tabii o şeylere gelinmiyor maalesef. Önce buraları bizim iyileştirmemiz gerekiyor. Liglerin dediğiniz gibi yani kalitelerini arttırmamız gerekiyor ki biz de güçlenelim ki yarın öbür gün işte soruyorlar milli takımlar neden başarısız diye. Şimdi milli takımlar başarısız. 2003 yılında ben Almanya Wolfsburg'a transfer gittiğimde orada gördüğüm şuydu. 7 yaşından başlayan bir altyapı oluşumu var. Dolayısıyla da onlar geniş bir zaman diliminde gerekli çalışmayı yapıp bugünkü arenada yer alabiliyorlar. Biz burada henüz o altyapıda olmadan bugün bakın Mutlucan Hocam'da da oynayan benim eski takım arkadaşlarım. Yani yeni katılan bir ekip yok. Yani kaliteli futbolcu havuzu yok daha doğrusu. Dolayısıyla biz de Avrupa'ya çıktığımız zaman orada arenada yer aldığımız zaman büyük zorluklar çekiyoruz. Bugün işte bir Almanya çıktığı zaman karşımıza skoru az çok tahmin edebiliyoruz ki bu da çok üzücü. Bizim ilk önce Sayın Hocamın da dediği gibi altyapıları iyileştirmemiz gerekiyor. Yani bizim temelden başlamamız gerekiyor yarınlar için. Nurcan Hocam, yani 48 futbol takımının olduğu küçük çekmecede tek bayan takımı sizsiniz. Evet. Maç yaptığınız tesis diğerlerine göre biraz daha kaliteli esasında. Kemal Akkaş Stadı. Bizim yeni yapıldı stadımız. Belediyemize de teşekkür ederiz. Bize de bir kulüp odası verdiler bu sene. Yani 10 yıldır bir emeğimizin karşılığı olarak çok mutlu olduk. Kendilerine çok sonsuz teşekkür etmek istiyorum sizin sayenizde. Yani evet, standartların şu an üstünde Mimar Sinan Stadı'nı baz alırsak, karşıda birçok stadı baz alırsak şu an gayet güzel bir tesisimiz var. Az önce dediniz yani bir önceki pandemi döneminden önce bu kadar sıkıntılı dönemde müsabakalar oynanıyordu. Düşünün pandemi sonrasında bu statlarda nasıl top oynayacağız? Yani bu gerçekten soru işareti açıkçası. Nurcan Hocam, peki, ben size bir soru soracağım. Sonra bir soru Selim'den gelecek. Mimar Sinan Stadı güzelleştiriliyor, yeniden yapılıyor. İnşallah Orada Vatan Spor kadın takımına da bir soyunma odası verirler de böyle onlar ayrı yerde olur. Çünkü İnşallah. Binaları var ama soyunma odaları ortak kullanımda. Fakat yeni sahayı ben gördüm. Evet, biz o ortak kullanımdan çıktığımız için çok şanslıyız şu an. Evet, kendimize ait bir odamız, işte bir tesisimiz olmuş oldu köşede. Bağımsız olmuş oldu. Evet hocam. Ama yeni sahra ve çayır başına, yanlış anlamayın hocam, kadın maçı verilmemeli yani. Yani gerçekten bir de birincilik maçları oynanıyor buradan. Ben utanç duyuyorum. Neden Beşiktaş Vodafone Arena'da oynamasın? Neden Ataşehir daha iyi yerlerde oynamasın? Neden Fatih Vatan daha iyi yerlerde oynamasın? Yani çok gerçekten üzülüyorum. Bunlar yarın öbür gün bizi uluslararası müsabakalarda temsil edecek takımlar. Yani gerçekten çok üzücü. Bu kadar değersiz kılınması çok üzücü. Nurcan Hocam, şimdi ben bir soru sorayım, sonra Selim soruyu soracak size. Onun da bir sorusu var. Şimdi kadın futbolu daha çok hakem çıkartan bir lig. Evet. Yani hakemlerin çoğu kadın liglerinde top oynamış futbolculardan geliyor. Sizin takımda böyle bir talep var mı? Çünkü baktım takımın şeyine,
bayağı bayağı böyle hani hakem uzun boylu olur falan. Sizin takımda da bayağı potansiyelde şeyler var. Yılmaz abi fotoğraflarına bakıyorum. Yani olabilir esasında. Siz oyuncuları, yani hepsi futbolcu olacak diye bir şey yok. Futbolcu olmak biliyorsunuz. Piramit inşaatına benziyor. İşte bir kişi son tuğlayı bir kişi koyar ama futboldan sonra kadınlar ne kadar oynar? 30 yaşında, 26 yaşında belki bırakacaklar. Siz futbolcularınızı ya da kardeşlerinizi hakemle teşvik ediyor musunuz? Ya aslında şöyle, neye eğilimi varsa ona teşvik ediyorum diyebilirim. Yani farklı branşlar da tercih edebiliyor belli bir zaman sonra. Oraya da yönlendirebiliyorum. Hatta şu an bir tane sporcum var. Olimpiyatlarda milli güreşçi. Yani çocuğun öyle bir fizik yapısı vardı ve oraya yönlendirdik. Hakem olmak isteyen varsa da neden olmasın? Neden yönlendirmeyelim ki? Hatta bir tane hakemimiz var. Figen Eleman. Ama evet, Figen Eleman. Evet, o da bizim kardeşimiz. Evet, o da bizden hakemliğe döndü. Neden olmasın yani? Kadın klasmanda yardımcı hakem. Evet, evet. Evet. Figen. İnşallah çıkar daha fazla ama daha çok antrenörlere ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Erdem Hocam da zaman zaman bizden öyle talepleri oluyor ama gerçekten aktif şu an kadın antrenöre daha fazla ihtiyacımız var kadın futbolunda. Ali Kemal, ben iki soru sorabilir miyim? Bir soru Nurcan Başkanıma, bir soru da Kayhan Başkanıma müsaade edersen. Tabii. Şimdi öncelikle Hakkari Spor Teknik Direktörü Cemile Timurdur bir şey yazmış. O da ilgimi çekti. Evet. Kadın futbolunun sorunu genç futbolcu bulmak değil, yetişkin futbolcuyu futbolun içinde tutabilmek diyor. Az önce Mutlucan Hoca da hani Kahramanmaraş'a tayini çıkan öğretmen futbolcudan bahsedince hakikaten benim de ilgimi çekti. Şimdi bu belki bazı kızlarımız bir basamak olarak görüyor olabilirler futbolu. Hani oralardan gelecek ekstra puanlarla beş mezunu olup öğretmenlik yapmak vesaire gibi. Orada tutulmaları hakikaten biraz daha zor gibi geliyor bana. Bunu söyleyeyim dedim. Soruma gelince de Nurcan Başkanım, okullarla ilgili, okul çalışmalarıyla ilgili neler yapıyorsunuz? Yani okullardaki çocuklardan futbolcu seçmeleri gibi şeyler yapıyor musunuz? Erkek takımlarında genelde böyle şeyler yapılır. Sizde böyle bir şey var mı? Size şöyle, bunu sormuş olayım. Kayhan Başkan'a da şunu sorayım. Sonrasında ben size bırakacağım. Ha. Kayhan Başkanım, birçok izleyici de bana özelden WhatsApp'tan da yazıyorlar. Futbol piyasasında tabii herkes para da konuşuyor. Diyorlar ki bayan futbolcular ne kadar paralar kazanıyorlar diyorlar. Tabii miktar belirtmek çok doğru olmaz ama yani erkek futboluna, en azından amatör futbolla, süperim siz erkek futbol kulübü başkanlığı da yaptınız. Oradaki futbolculara verilen paralarla kız takımlarındaki futbolculara verilen paraları bir kıyaslarsınız Nurcan Başkanı'ndan sonra. Buyurun Nurcan Başkanım. Ben de onu soracaktım senin. Diyecektim ki kadınlara haksızlık yapılıyor. Ücretlerde işte olanaklarda ve ödüllerde eşitsizlik var diyecektim. Sen soru verdin, aradan çıktı. Daha iyi oldu belki de. Ya o konuya da değinmek istiyorum Ali Kemal Bey. Şimdi bizim futbolcu sorunumuz da var. Biliyorsunuz futbolcuları yetiştiriyorsunuz, belli bir seviyeye geliyorsunuz. Ve evet, tam verim olacağınız dönemde çocuk diyor ki ya ben evet bugüne kadar futbol oynadım ama yani artık benim bir şeyler kazanmam gerekiyor. Yani hayatımı devam ettirebilmem için benim bir kazanç elde etmem gerekiyor. Futbolu da çok seviyorum, evet çok da yetenekliyim. Ama bir gelir elde edemiyorum deyip bırakan çok yetenekli birçok sporcumuz var bugüne kadar. Yani o 40 bin lisanslı sporculardan emin olun bir 10 bin tane büyük kaybımız olmuştur bugüne kadar. Ben bir şey ekleyebilir miyim buna Nurcan Hocama? Bu zaten Türkiye özgü bir sorun da değil. Yani kadın futbolunun genelinde olan bir sorun ve UEFA'nın stratejik dokümanına baktığınızda 2024 yılına kadar kadın oyunculara ikili kariyer yapmalarını sağlamak, futbolu ve futbol dışındaki bir mesleği beraberce sürdürebilmelerini sağlayacak ortamın yaratılması UEFA'nın hedeflerinden bir tanesi zaten. Şimdi erkek takımlarıyla tabii bayan takımlarının aldığı ücret kıyaslanamaz. Şu anda bayanlar para almıyor diye düşünüyorum. Yani ben şimdi Fatih Vatan'dan iki tane oyuncu aldım. Şimdi bunlara verdiğim ücret önemli değil. Ama çok komik ücretler. O zaman yani başkanım bu durumda kadın bayan futbolcuları ligde tutmak hakikaten kolay değil yani. Nurcan Başkanım da söylediği gibi belli bir yaşa geldikten sonra en azından masraflarını karşılamak için bir miktar para alamıyorlarsa futbolu bırakmaları da normal yani.
İki tane sorun var hocam. Bir tanesi para girişinin sağlanması gerekiyor kadın futboluna. Yani bu da artık sponsorluklar yoluyla olur, başka yollarla olur ama para girmediği sürece oyuncuya zaten hani başkanın cebinden çıkan paradan ne koparsa verilebiliyor zaten. Para girişi içinde kalitenin arttırılması, sponsorlukların sağlanması gibi şeyler var. İkincisi de dediğim gibi yani ikili kariyer olanaklarının geliştirilmesi gerekiyor kadın futbolcular için. Erdem Başkanım, burada şöyle bir şey söyleyeyim yalnız. Amatör futbolda siz de aslında çok biliyorsunuz belki ama biraz uzak kaldığınız için unutmuş olabilirsiniz, hatırlatayım. Erkek futbolunda da yani amatör futbolda özellikle her şey yine başkanın cebine bakıyor. Bir destek falan yok yani. Hani tesisi olan, kira alan vesaire birkaç takım var. Onun dışında kimsenin zaten bir geliri yok. Herkes bir başkanın ya da birkaç yöneticinin cebine bakıyor. Dolayısıyla birinci şıkkı ben eliyorum müsaadenizle. Yok, ben ona katılmıyorum. Çünkü amatör futbolun yıllardır gittiği yol da önümüzde. Dolayısıyla hani o yoldan gitmenin nereye götürdüğünü görüyoruz. Tabii yanlış. Hani tabii biz farklı bir rota almak zorundayız ki kadın futbolu yani ulusal düzeyde oynanan Şampiyonlar Ligi'ne giden bir futbol. Doğru. Yani bunun biraz daha farklı bir noktada olması gerekiyor. Erdem Hocam, devam edelim. Senin bitti mi sorun güzel kardeşim? Evet. Şimdi Erdem Hocam, ben eski bir... Benim sorusunu yanıtlayayım ben Ali Kemal Bey. Çok özür dilerim hocam. Evet, biz okullarda futbol müsabakaları oluyor. Okullar arası, ilçeler arası, iller arası. Elimizden geldiği kadarıyla takip etmeye çalışıyoruz. Oradan da birçok sporcuya sahibiz. Altyapımıza kazandığımız birçok da sporcumuz var. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hocam, Küçükçekmece'deki potansiyeli çok iyi değerlendireceğinize inanıyorum sizin. Hocam, Nurcan Hocam ve yani şeyi söylemek istiyorum. Hani İstanbul'da bu hafta sonu minik kızlar turnuvası yapıyoruz dediğinizde gelecek takımlar bellidir ve Nurcan Hocam da Mutlucan Hocam da bugüne kadar hiçbir turnuvayı kaçırmadılar orada. Ben zaten Mutlucan Hocam'la konuşmuştum 6-7 ay önce. Benim ufak kızı götüreceğim ona. Futbol okuluna götüreceğim. O zaten Beşiktaş formasını başladı. Beşiktaş o maçı seyretti. Normalde Galatasaraylıydı. O maçı seyretti. Kız Beşiktaş'ta oldu. Yani ben ya işte bir şey dedim ki ben de hava attım. Hocası benim arkadaşım, kızım dedim. Rahat götürürüm seni dedim. bütün bizim yaşama gayemiz bu işte abi. Yani evet. Çok daha ilham kaynağı olabilmek. Eve gidiyorum ben. Cineyim bitmiştir, ben gidiyorum dermişim. Evet. Şimdi eve gidiyorum. Benim iki tane kızım var. 11-9, 12-9. Topu almış. Handball topu almıştım ben ona. Onu almış, baba hazır mıyız diyor. Tamam diyorum, kafa vuruyor. Ayak içi falan. Suları diziyor, ufak suları. Dribbling yapıyor. Tabii avantajımız var. Apartmanda aile, kendi ailem olduğu için kimse kızmıyor. Yoksa yani ben ondaki ışığı görünce, hani bir film vardı geçen seyretmiştim. Bizim Ercan'ın yanına seyretmiştim. Adamın iki tane kızı var. Kendisi de dünya şampiyonu güreşçi. Adam üzülüyor. Benim niye oğlum olmadı diye. Ama kızları bir gün mahallede birisini hırpalayınca ya benim kızlara güreşçi olur diyor. Hatta ikisi de dünya şampiyonu oluyor. Esasında çocuğun erkeği kızı olmaz. Hayırlısı olur. Ben de kızımı işte senin maçtan sonra artık kaçarım yok, sana getireceğim. Ya da bizim Kemer, FK, Ramazan ama sana gelmek daha yakın. Bize gelin. Ramazan çok ters kalıyor. Ama ben bir veli olarak söylüyorum. Kadın futbolunun geldiği noktada hakikaten çok memnunum. Biz İstanbul'un dışında Anadolu'nun o ücra köşelerinde işte ismini zikrettiğim Siirtler'de, Hakkari'lerde, Ağrı, Van'larda, Rize ve Trabzon'da kızlara spor yaptıranlar çok önemli. Onlar bence takdirin en güzelini hak ediyorlar. Abi burada çok çok kısa bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle? Tabii hocam, buyurun. Şimdi bak, demin söylediğin olay benim Beşiktaş kadın futbol takımındaki en büyük gayem. Yani bir oyuncuyu, bir sporcuyu yetiştirebilmekle beraber Beşiktaş'la yapabiliyorsak ne mutlu bize, ama ilham kaynağı olabiliyorsak da en büyük mutluluk. Bunu gözden kaçırıyoruz biz. Yani şampiyonluk, milli takım oyuncu mu? Ya tamam da teneke parçası, aldığımız kupa teneke parçası. Yani alıyoruz, bir yerde çürütüyoruz o kupayı. Onun çok büyük bir getirisi yok. Ben şimdi size sorsam 2002 yılında kim şampiyon oldu? 2008'de dünya şampiyonu kim, Avrupa şampiyonu kim desem hatırlamazsınız. Ama o şampiyonlukların toplum üzerinde, çocuklar üzerinde bıraktığı etki çok meşhurdur. Önemlidir. Ve ben o yüzden şimdi söylediğin için altını çizeyim dedim. Çocukların yaşama hazırlanmasında da futbol çok önemli. Kız çocuklarının özellikle. Kız çocukları her şeyden daha iyi haklara sahip olmalı. Ya düşünün, bizim ülkemizde kadınlar maç yapıyor,
Diyorlar ki çok gürültü yapmayın top oynarken. Biz bunu biliyoruz. Hadi zaten evet. Bazı şeyleri Allah'a şükürler olsun açtık. Yani kadınlar hayatın her alanında var. Zaten kadın olmasa erkeğin başarılı olma şansı yok da. Hani çok yalakalara da girmeden kıvırayım durumu. Tabii şimdi öyle. Ama şimdi mesela hani ben bir kadınlar ligi maçı seyrediyordum. Adam dedi ki fazla bağırmayın ya siz ne anlarsınız. Ama peşinden erkekler maç yapıyor. Kızlar daha kaliteli. Hakikaten daha kaliteli. Bir de bizim ülkemizde maalesef işte bir takımın taraftarı çirkin veya sportmenliğe aykırı hareket yaparsa ceza olarak halen kadınlar sadece maçı izleyebiliyor. Yani bu evet. Çok yanlış bir düşünce esasında. Ben hep diyorum ya Erdem hocama, kadın futbolunu da kadınlar yönetmeli. Hani Erdem hocamı tenzih ederek söylüyorum. Yok öyle zaten hocam. O zaten üzerine alınmaz. Hayır. O üzerine alınmaz. Çünkü bize de hatta söylüyorlar. Kadın futbolunu konuşuyorsunuz. Sayan var. Onun gibi ters bakanlar, kafası ters çalışan, iyi daha iyi çalışan, işte Erdem hocam gibi mesela Nurcan hocam. Yani çok konuk bizi bir alabiliriz. Ceza olarak görüyorlar öyle mi? Efendim hocam? Bizi bir ceza olarak görüyorlar. Yani, maalesef. Şimdi kadın hocam, o zaman hani öyle düşünüyor insan. Şimdi ben bu hakemlik olayı geleyim Erdem hocam size gelmeden önce. Evet ben bir hakemim. Efendime söyleyeyim. Kadınlar FIFA hakemi de olsa işte bizim FIFA hakemleri var. Ama en fazla yöneteceği maç bölgesel amatörlük. En fazla. Şimdi birinci lige falan veremiyorsunuz. Ancak 8-0, 10-0'lık garanti maç olacak ki sembolik veresiniz. Eskiden de öyle sembolik gönderiyorlardı. Çünkü kadınlar çok zorlanıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde MHK inanılmaz bir etkinlik yaptı. O hafta bütün hakemlere maç verdi. Eksiksiz. Hani mazereti olanlar hariç. Bütün hakemlere maç verdi. Güzel bir jestti. Sizin Mutlucan Hocam maçı da o haftaya denk geldi. Ama kadınlara karşı yaklaşım daha farklı. Daha tahammülü az. Türkiye'de hakemlik anlamında da FIFA hakemi de olsan, efendime söyleyeyim İtalya'da, Danimarka'da finalde yönetsen, yönetebileceğin tek lig bölgesel amatörlük. Bunu Samsun'dan birisi yazmış. Ya da Samsun. Yok, Hakkari Spor Başkanı Cemile Hanım. Samsun Amazon yazıyor burada. İsmi böyle de nick olarak yazmış. He, yani... Yok onlar farklı insanlar. Samsun farklı. Cemile hocam değil o. Samsun Amazon. Allah Allah. Öyleydi ya. Yani orada da bir eşitsizlik var hocam. Tamam bizim MHK, İlhakem kurulları falan İstanbul değer veriyor. Ama Türkiye'de hakemlik adına kadınlara da değer verilmiyor. Eskiden bir hale orta vardı. Şimdi anlatsam ayıp mı olur bilmiyorum ama anlatayım gitsin. Aklıma geldi çünkü lale orta o zaman havuz sistemi var. İşte eski 90'lı yıllar çünkü benim maçımı yönetti 89-90'da. Lale orta diyor ki havuz sistemi yani iyi bir hakemi alıp üçüncü hakemi ise birinci lige verebilirsiniz. Lale orta mehakiyet dilekçe yazıyor Lale Hoca. Bana diyor birinci maçı vereceksiniz. Bakıyorlar vallahi Lale Hanım haklı diyorlar. Ama Lale Hanım'ı maça kiminle gönderebiliriz araştırıyorlar. Şimdi Lale Hanım maça gidecek adam 5 vakit namaz kılacak ya da hani çok mülayim olacak efendime söyleyeyim. Arayışlar en son Osman Avcı'yı buluyorlar. Diyorlar ki Osman sen Lale'ye git ablalık yap, abilik yap. Seni uygun bulduk ona da yardımcı çık. İyi de hocam diyor ben de çok zorlanacağım onunla maça giderken diyor. Ben nasıl anlatacağım arkadaşlara? Lale'ye yardımcı çıktım ama gayet de güzel maç olmuş. Yani kadınlara hayatın her anlamında hakemlikte bilhassa şey var. Üçüncülük maçına veremezsiniz çünkü hakikaten çok zorlanıyorlar. Eskiden vardı Neslihan Bayraktar, Dilan Gökçek falan şimdi de var. Avrupa'da daha çok şans veriliyor. Türkiye'de kadın hakemlere şans verilmiyor. Ama şimdiki MHK biraz daha bu konuda özgür ve biraz daha cesaretli. Ben inanıyorum böyle devam ederse statü değişikliği olur. Kadınlara ikincilikte maç verebilirler inşallah yani. Cem Yılmaz gibi oldu inşallah galiba sanıyorum. Umutluyuz. Erdem Hocam, Sayın Kulüpler Birliği Başkanımız. Türkiye'de kadın futbol kulüpleri, 150'ye yakın kadın futbol kulübü erkek kulüplere göre daha bir birleşik esasında. Ya daha bir bütün gibi duruyor. Her ne kadar çok uzaklarda olsa da. Fakat bazı yorumlar vardı bu programdan önce. Kadın futbol kulüpleri TFF nezdinde hakkını yeterince arayamıyor gibi. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?
Ben hakkını yeterince arayamamız görüşüne katılmıyorum. Katılsam zaten herhalde buraya çıkmamam gerekir. Tabii. Ya farklı görüşler var burada. Görüşlerden bir tanesi artık bıçak kemiğe dayandı. Kapıya dayanalım, gösteriler yapalım ve hakkımızı daha fazla sokağa çıkarak dile getirelim gibi bir takım görüşler vardı. Yani bunu biz yönetim kurulumuzda tartışıyoruz. Yönetim kurulumuzun içinde bu tarafa daha yakın olan arkadaşlarımız var. Olmayan arkadaşlarımız var. Geçmiş dönemde bunun bir araya getirip aktive olabilmesine dair bir takım denemeler de yapıldı. Ama hani yönetim kurulu olarak Kulüpler Birliği'nde bizim her zaman için olumlu, yapıcı ve doğru tarafa doğru federasyonu yönlendirici bir rolümüz olduğuna inanıyoruz. Hani çünkü bu yıkıcı bir yaklaşımla hiçbir zaman kazan kazan bir duruma gidemeyiz. Hani bakış açımız şeyimiz bu. Ha bugün dediğim gibi şeyimiz var, genel kurulumuz var. Farklı bir yönetim anlayışı gelir, farklı yaklaşımlar olur. Doğru ya da yanlış değildir. Sadece bugünkü yönetimin görüşü iletişim kanallarını açık tutup pozitif yaklaşımla ilerlemek yolunda. Siz kadın futbolunun Türkiye'de daha iyi yerlere geleceğine inanıyorsunuz. Ki ben zaten sizin bu konuda çok çalıştığınızı biliyorum. Siz normal yani haftanın 4 günü yurt dışında olan bir kişi olmasına rağmen çok büyük fedakarlık yapıyorsunuz esasında. Yani size takdir ediyorum ben, çünkü yıllardır bu çizgiyi sürdürüyorsunuz. Ama ben sizin kadar umutlu olabilir miyim kadın futbolu daha iyi yere gelecek diye hocam? Şimdi birkaç tane konu var burada. Yani kadın futbolu daha iyi yere gelecek. Çünkü o kadar alçak bir düzeyde ki. Yani bundan daha aşağı gitme şansı yok. Yukarı gidecek. Başka yolu yok bunun. Evet. Ama ne kadar yukarı gidebilir? Daha önemlisi ne kadar hızlı gidebilir? Çünkü dediğim gibi Avrupa tarafında çok ciddi bir dalga var. Aşağıdan gelen çok ciddi bir hak talebi var. Federasyon bir noktada bu iki değişime cevap vermek zorunda. Ne zaman cevap verir, ne kadar erken cevap verir ve ne kadar iyi planlayarak cevap verirse o kadar daha güçlü gelişir kadın futbolu. Buradaki benim gördüğüm gelişmemesi ve daha iyiye gitmemesi söz konusu değil kadın futbolunun. Ama süreç uzayacak. Daha fazla kız çocukları hakka ulaşmakta zorlanacaklar. Ya da daha güzel bir şekilde yapacağız. Bir departman kuracağız. Bu departmanın içinde çok yıllık bir planlama yapacağız. İmkanlar dahilinde. Yani hiç kimse demiyor ki bütün Türkiye futbolunun imkanları kadın futbolunda. Yani tabii ki sınırlamalar var ama bu sınırlamaları dahilinde en iyi kullanarak ve en akılcı çözümleri üreterek geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de hep birlikte davranmamız gerekiyor. Yani bu işin içinde kimse geminin dışında değil. Yani gelişim ligleri de aynı gemide, futbol federasyonu da, milli takım hocası da, antrenörü de, kulübü de, herkes aynı geminin içinde. Yani birisi diğerinin üstüne çıkma şansı yok. Sizin peki TFF'de görev alma daha önce bir teklif olduğunu biliyorum kadın futbolunda. Siz o dönem ya da ben öyle duydum bir teklif vardı. Yani o bünyede bir görev verilsin. Öyle bir görev teklif edildiğinde TFF'nin kurumlarında profesyonel değil belki ama amatör olarak da kadın futbolu daha hızlı büyüsün diye bir görev almayı düşünür müsünüz hocam? Ben çünkü sizde bu kapasiteyi çok rahat görüyorum. Bunu çok iyi yaparsınız. Şimdi yapıp yapmamak ayrı bir şey ama böyle bir teklif zaten olmadı bugüne kadar hiç. Yani böyle konuşulan bir şey hiçbir şekilde olmadı. Ben hızlı söyleyeyim. Daha önce böyle bir planlama içinde girdiler ama demek ki size gelmeden sonlanmış. Bilmiyorum. Bana yansıyan bir şey yok. Ha böyle bir şey yapar mıyım? Ben zaten kendi düşündüğümü söylemekten ve kendi doğru gördüğüm yolu aktarmaktan çekinmiyorum. Dolayısıyla benim bir ünvana, federasyonun içinde olmaya, dışında olmaya şeye ihtiyacım yok. İhtiyacım burada, yok ama oradakiler yeterince profesyonel mi? Yani TFF'de... Ama zaten bizim söylediğimiz şey, yani oradaki arkadaşlar da çok iyi niyetliler. Yani onların da kendi limitasyonları içinde gayet güzel çözümler üretmeye çalışıyorlar. Ama oradaki yapı, şu andaki kadın futbolunun yapısı söylediğim gibi amatörlerle ilişkisi, profesyonellerle ilişkisi ve 150'ye yakın takımın olduğu bir ortamın tek yıllık idare edilen statülerle yürütülmeye çalışması sürdürülebilir bir düzen değil.
Dolayısıyla yani o yapının bu işten sorumlu bir birim haline, yani gene gelişim liglerinin altında olsun, başka bir departman olsun, fark etmez, buna dönüşmesi gerekiyor. Buna dönüşmediği takdirde orada Erdem olmuş, Mutlucan olmuş, Ali Kemal olmuş, hiçbir şey fark etmez. Avrupa'da var mı TFF tarzı işte futbol federasyonlarında kadın futbolunun ayrı bir departman, yani daha farklı mı bizden, yoksa bizdeki gibi mi? Değildir herhalde, değil mi hocam? Daha farklıdır. Valla benim bildiğim bütün şey hani sözü edilmeye değer olan bütün yapılar ayrı bir yapı halinde yönetiliyorlar. Gene federasyonun içinde, yani ayrı dediğim özerk bir yapı halinde değil. Ama yani sorumlusu belli, yöneticisi belli, planı belli bir yapı halinde gidiyorlar. Demek ki daha başarılı oluyor öyle olursa. Bunu yapmak lazım bir şekilde. Hocam Mutlucan Hoca'ya gelelim. Sorular vardı. Bu arada İbrahim Dülgar'ın da mesajı var. Mutlucan Hocam, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı bu pandemi süreci bittikten sonra ya da gelecek senelerde bu başarı çizgisini sürdürür mü? Sizin altyapıdaki durum nedir? Şimdi bizim bir kere Beşiktaş olarak oluşturmaya çalıştığımız bir kadın futbol kültürü var. Yani bir, hani hep özendiğimiz şeyler vardır ya, işte bilmem ne modeli, işte şu model, bu model, Avrupa bunu yapıyor falan filan diye. Biz de Beşiktaş olarak özenilen, idol olan, ilham kaynağı olan bir kültür, bir felsefe oluşturmaya çalışıyoruz öncelikle kadın futbolunda. Nedir bu? Altyapısı olan, altyapıdan hem idarecisini, hem teknik ekibini, hem A takımı oyuncusunu yetiştiren, bununla birlikte sürdürülebilir başarısıyla beraber sponsorluk desteğiyle ekonomik ayakta kalması için varlığını sürdürebilen bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi demin Kayhan Başkan'ın söyleyince dikkatimi çekti. Bizden de 5 kişi son oynadıkları maçta ilk 11'deydi mesela Tuzla Sahil Spor'un. Ceren Nurlu, Neslihan Toprak, İrem Sudayoğlu, Dilara Kızılkan, Züleyha Gölgelikaya. Beşiktaş'ın hani birçoğu altyapısından yetişmiş, diğerleri de Beşiktaş'ın aslında ekmeğini, suyunu içmiş oyuncular. Bu anlamda oyuncu yetiştirme anlamında Tuzla Sahil Spor'u mesela çok tebrik ediyorum. Nurcan Hocam'ı tebrik ediyorum. Dudullu'yu, işte Horoz Kent'i, Soma Zafer Spor'u, Pendik Çamlık Spor'u, bu kurumlar... Kocaeli. Kocaeli yani, hala harpmiş mi hocam? Değil. Değişti ismi. Hasan Hoca oradaydı. Bayan futbol takımı. Yani bu tür kulüpler üretime katkı sağladıkları için, şimdi Nurcan Hocam da demin söyledi. Hala dedi benim arkadaşlarım oynuyor dedi mesela Beşiktaş'ta dedi. Bahsettiği kişiler Esra, Çiğdem, Yağmur, o jenerasyonu yanlış hatırlamıyorsam, ama bu oyuncular oynayabiliyorlar zaten. Ama bununla beraber o pozitif bir şeyin altını çizmek istedi. Ben de söyleyeyim. Mesela Atletico Madrid maçında 45 bin kişinin önünde 2002 doğumlu %100 Beşiktaş oyuncusu olan, Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, 8 senedir emek verdiğimiz oyuncu çıktı. 40 bin kişiyi ayağa kaldırdı son dakikalarda. Yağmur Roza verse pası, gole atacağız falan filan. Yani üretime de katkı sağlıyoruz biz. Mutlucan Hocam, bir şey söyleyeceğim. Yani onları da takdir ediyorum. Çünkü gerçekten kadın futbolunda inanılmaz vefakar ve fedakarlar. Yani Esra olsun, Çiğdem olsun, Yağmur olsun. Ben sizin ne demek istediğinizi anladım hocam. Şimdi dün mesela biz Zoom üzerinden antrenman yapıyoruz haftada 3 gün. Antrenman bitiyor. Bir 10 dakikada Esra Erol karın kası çalıştırıyor mesela. Yani baktığınız zaman yaşlı diyebileceğiniz, hani amiyane tabirle işte eski diyebileceğiniz bir oyuncu. Ama yani Esra Erol herhalde bir 5 sene daha oynar. Çünkü oynuyor zaten. Önemli olan geçmişteki oyunculara sığınmıyoruz. Biz üretime de katkı sağlıyoruz. Bizim U17 milli takım kaptanımız Berivan İçen'dir. Beşiktaş'ın yetiştirdiği bir oyuncudur. Elif Keskin 19 milli takımın kaptanıdır. Beşiktaş'ın yetiştirdiği bir oyuncudur. İdem Karagenç A milli takımın kaptanıdır. Beşiktaş'ın sporcusudur. Gibi gibi. Biz böyle bir felsefeye sahibiz ve ben olmasam yerime takımdan geçebilecek antrenör adaylarımız var. Mesela biz Zoom üzerinden haftada 4 gün antrenman yapıyoruz. Antrenmanın mutlaka bir bölümünü sporcularımız yapıyor. Berivan İçen en küçük oyuncumuz. 2003 doğumlu. O da dahil. Yani bir program veriyoruz. Bugün yapacağımız program bu. Buna göre ısınma yapın diyoruz. Oyunculara farkındalık yaratıyoruz. Spor psikoloğumuz var. Beslenme uzmanımız var. Oyuncularımız her şekilde takip ediliyor. Kilo kontrolleriyle vesaire. Çok vizyonu geniş idarecilerle çalışıyoruz ve biz aslında sadece performans anlamında, sportif anlamda değil, yarının genç kızlarını ve öğretmenlerini, mimarlarını, efendime söyleyeyim, mühendislerini de yetiştiriyoruz bir anlamda. Ve bizim oyuncular şu anda takımımızda
yaklaşık olarak 13-14 tane beden eğitimi öğretmeni var. Ve üniversite okumayan hiçbir oyuncumuz yok. Birçoğu %80'i diyelim bizimle üniversiteyi kazandı. Şimdi Atletico Madrid maçının 18 kişilik kadrosunda Elif Keskin, Ayşe Şevvalay, Gamze Koçer, Dilek Enli, Pınar Özer, Berivan İçen. Bu oyuncular Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş ve Elif Keskin, Ayşe Şevvalay, Gamze Koçer, Dilek Enli, Pınar Özer, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde okuyorlar. Beden eğitimi öğretmenliği. Yani belki futbolcu olmayacaklar ama beden eğitimi öğretmeni olacaklar. Yani onlar çocuk yetiştirecekler. Biz böyle buna da çok değer verdiğimiz için böyle bir yapı sürdürmeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ta hep sürekli konuşuluyor. Amatör şubeler kapanılacak, şu şunu söyledi, bu bunu söyledi. Aslında yanlış yerlere çekiliyor. Amatör şubeler kendi aslında ekonomik durumunu borsa edebilse gayet güzel. Herkesin destekleyeceği bir şey ama kulüplerin borç yükü ve sıkıntılar o kadar fazla olduğu için amatör şubeler birazcık yükmüş gibi algılanıyor. Ama Beşiktaş kadın futbol takımı Beşiktaş'ın en önemli branşlarından bir tanesi şu anda. 2 numaralı branşı diyebiliriz. Hem sosyal medyada hem ilgi anlamında ki 40 bin kişiyi bir stada toplamak öyle kolay bir şey değil. Yardım kampanyası değildi. Herhangi bir şey değildi. Geldiler ve bizi desteklediler. Biz de alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum. Ve önemli bir branş ve şu anda neredeyse kulübün üstünden maddi yükünü de kaldıracak duruma geldi. Ama bu bir süreçti. Ve bu saatten sonra da ben şubenin sürdürülebilir olacağını, ileride de çoluğumla çocuğumla, belki torunumla görmek nasip olursa kadın futbol takımı maçına Beşiktaş'ın gelebileceğini düşünüyorum ve devam edeceğini düşünüyorum. Hem performans anlamında sürdürülebilirlik hem de liderlik, öncülük yapma anlamında. Hocam çok teşekkür ederiz. Belki kapanışı Erdem Bey'le yapacağız. Güzel oldu. Benim de kafamdaki bazı şeyleri söylediniz. O yüzden soru sormuyorum. Nurcan Hocam, gelen mesajlarda esasında kadınların çok tepkili olduğunu görüyorum. Yani çok haksızlık var gibi kadın futbolunda ama yani yapacak bir şey yok. Bunları herhalde çok ön plana çıkarak, başarılı olarak sesimizi duyurarak duyurabiliriz. Türkiye'de medya kadın futboluna değer veriyor mu? Yani ya da diğer sponsorluklar falan oluyor mu? Kulüplere karşı öyle bir destek var mı hocam? Şöyle, Türkiye'de medya, ben futbola başladığım dönemde ulusal medyada yer alıyordu. Kadın futbol maç programları olsun, işte maç sonuç programları olsun. Fakat daha sonrasında medya profesyonel olduğu için amatörde işleyen, amatörde yürüyen şeyleri artık yayınlamıyor durumu oldu. Dolayısıyla da çok fazla ilgi görmüyor. Zaten kadın futbolunda şöyle bir şey var. Çok popüler değil. Çok popüler olmadığı için yani bunu da ne yapar? Medya yapar ama medyanın da ilgisi olmadığı için maalesef geri planda kalıyoruz. Evet doğrudur. Çok da fazla ilgi görmüyoruz. Hocam Küçükçekmece'de destek alıyoruz dediniz. Almaya başladığımız dedik. Orada yani esas çok büyük potansiyel var. Hakikaten çok büyük potansiyel var. Tek bayan takımı ama bence sizin şartlar biraz daha arttırılsa yerel yönetim desteğiyle falan siz de bir Beşiktaş gibi efendim diğer takımlar işte ALG gibi diğerleri. Evet şimdi şöyle bir durum var ama orası o stat belediyeye ait. Dolayısıyla orada ortalama 40 tane takım var. 40 tane takımın yarısı orada çalışıyor zaten. Dolayısıyla size çok fazla çalışma saati tanınmıyor. Tanınsa da zaten yarı saha oluyor. Bu yarı sahaya da siz hem genç takımı, hem A takımı, hem yıldız takımı, hem minik takımı sığdırmaya çalışıyorsunuz. Bu nedenle de bizim burada çok büyük sıkıntımız oluyor. Tabii ki çalışma şartları daha iyi pozisyonda olsa biz de bugün inanılmaz derecede yol kat edebiliriz. Ama şu an elimizde olan maalesef durum bu yani. Bakırköy'deki takımlarımız ne durumda? 2 tane takımımız var orada. Bir de Telsiz Spor var. 3 takımımız var. Bakın Zara kapattı. Yani değişen bir şey yok. Yani tesis sorunu her yerde var. İstanbul'un genelinde var zaten tesis sorunu. Kaldı ki erkeklerde dahi var. Yani erkeklerin daha ön planda olduğu yerde zaten kadınlar da geri planda kalınca yani durum maalesef başarı ancak buraya kadar, çıtayı buraya kadar yükseltebiliyorsunuz. Evren Spor iyi, onlar iyi gidecek. Öyle görüyorum onları. Esenyurt'ta bir Esenyurt Anadolu Spor galiba değil mi Erdem? Kartal. Esenyurt Kartal. Onlar hani çok aman aman değil ama Sarıyer'in takımı fena değil diye gördüm. Onların iyi bir forvet oyuncusu var. Sarıyer'in takımı Sarıyer Belediyespor mu tam hatırlamıyorum. Belediye evet.
Değil mi? Onlar da eski. Onlar da eski. Yani çok eski değiller ama bir şeyleri var. Yani çok sezonları var. Onların başında da Didem hocamız var. Orada da bir kadın hocamız var. Evet. Başarılılar o açıdan. Hocam kapanışı siz de yapacağız. Kadın futbol takımları yani profesyonel ligler bu branşları açmadığı sürece ben ulusal basının ilgi göstereceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani hani bir Beşiktaş var, bir Nur Çelik var. Yani Beşiktaş daha popüler olacaktır muhakkak ki. Bir Galatasaray olduğu zaman daha popüler olacaktır. Bunların haber değeri olacaktır. Dolayısıyla ulusal basını da buradan yakalamamız gerekiyor. Bence bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun da biraz bu konuda profesyonel kulüplere baskı yapması gerekiyor ki onlar da bu işin içine artık... Ya en azından tabii canım yani bir şey zor yani zaruret getirilebilir. Gerçi zorla güzellik olmaz ama teşvik edilebilir belki kadın futbolu. İstanbul Spor'a ya da diğer ikinci takımlarına, Eyüp Spor'a vesaire olabilir ya. Bu çok zor bir iş değil. Ama önce kafaların değişmesi lazım. Ali Kemal Hocam bunun yani hep aynı yere geliyoruz. Çünkü problem hep aynı yerde. Bunun aynen yönetilmesi gerekiyor. Daha önce Mutlucan Hocam söyledi. Galatasaray bayağı ciddi girdi bu işe ve bayağı iyi bir takımla girdiler. Ama devam etmediler. Eskişehir Spor oynadı. Bu işin tarihinde Trabzonspor var. Yani bunların sürdürülebilmesini sağlayacak bir düzen kurulması gerekiyor. Şart evet getirilmesi lazım. Şart. Federasyonun şart getirmesi lazım. Evet, hocam şart geldiğinde de yani aşağıda gelişim liglerinde, akademi liglerinde şartla oynayan ne takımlar oluyor? Dolayısıyla olay şarttan ziyade gelişim mentalitesiyle bir düzenleme yapılmasına bağlı. İki saati açtık Ali Kemal. Başkanım, sizin bir son sözünüzü alalım. Vermek istediğiniz mesaj varsa onu alalım. Sonra Kulüpler Birliği Başkanımızla yayını sonlandıralım. Tamam. Ben tüm konuklara teşekkür ederim. Unutmayayım onu söylemeyi. Kayhan Başkanım, sizin camianıza, kadın futbol camiasına ve Tuzla ilçesindekilere mesajınız var mı? Önce onu alalım, sonra başkanımızla programı sonlandıralım. Kadın futboluna şöyle söyleyeyim. Tek diyeceğim şu, altyapılara önem versinler. Bu altyapılara önem verirken hocaların çok iyi seçmeleri lazım. Futbolu seven yönetim, futbolu seven hocalarla yola gitmeleri lazım. Benim diğer takımlara söyleyeceğim bu. Türk kadın futboluna söyleyeceğim bu. Altyapılarına değer versinler, hocalarını iyi seçsinler. Evet başkanım. Başkanım, size, Nurcan hocama ve Mutlucan hocama tekrar çok teşekkür edebilene katıldığınız için. Bizim hatalarımız olmuştur çünkü çok hakim olmadığımız bilik. Sevgili Kulüpler Birliği Başkanımızdan da son mesajını alayım. Çünkü yorumlar güzel. Yaptığınız işi de çok takdir ediyorlar. Dolayısıyla siz Kulüpler Birliği Başkanı hocam devam edersiniz. Yani durumunu gösteriyor. Memnunlar. Biz çok memnunlar. Teşekkür ederiz. Böyle bir program yaptığınız için. Emeğinize sağlık. Katıldığınız için. Başarılar dilerim. Sağ ol. Ben de çok teşekkür ediyorum bu arada Ali Kemal abi, Selim Bey. Her zaman destek oldunuz. Bu desteğiniz çok değerli, çok önemli. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben de hocam çok affedersiniz. Kadın futboluna giden muhabirlerimize ya da diğer sitenin muhabirlerine ben teşekkür ederim. Çünkü bu lige çok değer verilmesi lazım. Biz yeterince değer veremiyoruz, onu biliyorum. Sayın Kulüpler Birliği Başkanım Erdem Hocam, sizden bir kapalı söz alalım. Sonra Selim kardeşimiz programı bağlasın. Tamam hocam. Ben de yani hocalarıma katılıyorum, Kayhan Başkanıma. Bence güzel bir program oldu. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok da fazla aslında çıkıp anlattığımız bir şey değil bu. Kulüpler Birliği olarak herhalde ilk kez bu kadar yöneticinin bir arada olduğu bir şeye katıldık, söyleşiye katıldık. Sağ olun. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ben şeye inanıyorum. Söylediğim gibi bu işin gelişeceğine inanıyorum. Gelişme yolunda yapılacak şeyler çok belli. Zaten bunlar bir sürü ülkede yapılmış durumda. Yani bizim gittiğimiz rotadan gidip de bu işi geliştiren kimse yok. Dolayısıyla bizim rotayı değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl yaparız? Biz Kulüpler Birliği olarak bunun, yani bu kadın futbolunun paydaşların arasında olarak her
her açıdan destek olmaya hazırız. Zaten yapıcı olarak görüşlerimizi bildirmeye çalışıyoruz sürekli olarak. İletişim kanalını açık tutmaya çalışıyoruz. Şu anda pandemi kararı verilmeye çalışılıyor. Orada Türk Hava Yolları nereden çıktı? Futbol Federasyonu'na seyahat geldi aklıma. Futbol Federasyonu'na başkanım ondandır. Futbol Federasyonu'na artık kararı bıraktık, verdik biz kendi şeylerimizi. Sadece ne karar alındığını takip etmeye çalışıyoruz. Şu buradan ileriye giden adımlarımız önümüzdeki yılın statüsünde geçtiğimiz yılın eksiklerinin olabildiğince çok kapatılması ve bahsettiğimiz çok yıllık planlamaya doğru götürülmesi üzerine olacak. Burada bir şey duyurmak istiyorum. Biz hep bunu geçtiğimiz senelerde kulüpleri bir araya getirerek, kulüp görüşlerini toplayarak bunları federasyonuna bildirerek yaptık. Bu sene ilk kez bir alt gruplar oluşturmak istiyoruz. Kadın antrenörleri bir çalışma grubu haline getirip mevcut statünün kadın antrenörlerin çalışmasına engelleri ya da destekleri açısından görüşleri toplayacağız. Aynı şekilde katılmak isteyen kadın futbolcuları alarak kadın futbolcular açısından bu statünün etkileri neler? Bunları çıkartacağız. Dolayısıyla federasyonumuzun önüne kulüpler açısından, antrenörler açısından, futbolcular açısından bakıldığında statüde nerelerin değişmesi gerekiyor? Bunu koyacağız. Umuyorum güzel bir çalışma süreci olur yeni sezon için. Hocam başarılar dilerim. Tuzla Sahilspor Başkanı Sayın Kayhan Acar, Nurçelik Spor Başkanı Sayın Nurcan Çelik, Beşiktaş Kadın Futbol Takımları Teknik Sorumlusu Sayın Can Zavutçu ve Türkiye Kadın Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Sayın Erdem Göktürk. Umarım sizlerle beraber kadınlar futbolunu ilerleyen zamanda daha iyi şartlarında konuşuruz. Daha güzel günlerde sohbet ederiz. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Selim kardeşim, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Evet, yani ben de değerli başkanlarımız ve sevgili teknik direktörümüzden birçok şey öğrenmiş oldum bu vesileyle. İki saati devirdik, çok faydalı bir program olduğunu ben de umuyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Yayına sonradan dahil olan arkadaşlarımız yayının tamamını YouTube kanalımızda daha sonra da izleyebilirler. YouTube kanalımıza da abone olup destek olabilirler diyorum. Bu arada yarın da 21.30'da Süper Amatör Lig Klasman Grubu takımının, 4 tane takımının hocasıyla program yapacağım, başkanlarıyla affedersiniz, program yapacağımızı tekrar hatırlatalım. 3 başkan. Evet, 3 tane Süper Amatör Lig Klasman Grubu başkanıyla yarın 21.30'da buluşacağız. Hep beraber bir el sallayıp yayını kapatabiliriz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar dilerim.